geliyorum. Her sabah olduğu gibi bu sabahta. Hepinize günaydın. Mutlu sabahlar, hoş geldiniz. Hazırsanız bugün yine evinize konuk oluyoruz. Açıldım Beyaz TV. Bugün çok önemli iki konuğum var. Önce birincisini söylüyorum. İkbal Gürpınar ayağının tozuyla kutsal topraklardan buraya geldi. İkincisi Mehmet Emin Kırgil rüyalarınızı yorumlayacak. Önce kimi davet ediyorum? Sevgili İkbal Gürpınar'ı alkışlarla buraya alıyorum. Hoş geldin İkbal. Hoş bulduk canım arkadaşım. Videolarını izlemişsinizdir. Ayağının tozuyla geldi. Bak, seyircilerimiz buradalar. Herkese, hepiniz için tavaflar yapıldı, dualar edildi. Allah kabul etsin. Amin. Herkese de nasip eylesin. Bugün helalleşme günü. Beraber ağladığınız, beraber güldüğünüz, belki kalp kırdığınız biri olabilir. Ya da istemeden ayrıldığınız, istemeden hata yaptığınız, helalleşmeye ne dersiniz? Sizin için bugün yine hayatta her şey var diyoruz. Evet, burada ağırlamaktan gerçekten çok mutlu olduğum bir konuğum var bugün. Benim çok eski arkadaşım sevgili İkbal Gürpınar. Canım. Çok eski derken hani yaş da ortaya çıkıyor ama. Yok canım, biz 18'iz daha. 18 çok daha. Nasılsın İkbal, hoş geldin. Çok iyiyim. Derler ki bak, yediğin içtiğin senin olsun, gördüklerini anlat. Umre'deydin. Umre'deydik çok şükür. Rabbim bana öyle bir ikramda bulundu. Her ay bir kez Umre'ye gittim 5-6 aydır. Çok teşekkür ediyorum vesile olan arkadaşlara. Bu sefer de çok keyifliydi. Yani orada olup da kötü olmanın imkanı yok. Yeter ki nerede olduğumuzu idrak edelim. Ve Allah korusun yoldan çıkmaya ramak kala birileri de bizi uyarsın. Arapların çok güzel bir alışkanlığı var. Aslında keşke biz de yapabilsek, bunu hayatımıza uyarlayabilsek. Mesela Allah korusun ikimizin arasında bir tartışma çıkıyor. Çıkmak üzere, elektrikler gerildi. Hani böyle insanın avuçları terler, suratı kızarır ya. İşte o zaman kim önce davranırsa öbürüne ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Salavat getir. Öyle mi? Sen Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed diyene kadar sinirin geçiyor. Güzelmiş, güzel bir uygulama. Kavga ettiğimiz sırada kim önce davranırsa salavat getir. Hem de sevabı o almış oluyor. Çünkü şeytanı mutlu edecek bir şeye engellemiş oluyor. Ay biz de neredeyiz? Şimdi sokaktaki kavgaları düşünüyorum da. Ay. Ama güzelmiş. Bugün değil sen bize yine her salı olduğu gibi bu salı ara buluculuk yapacak. Şimdi geçen programa katıldığımızda tabii yazanlar oldu. Hani biz İkbal'i sunucu olarak biliyoruz. İkbal'i yazar olarak biliyoruz. Evet, asıl mesleği televizyon sunuculuğudur. Bununla birlikte çok iyi bir yazardır. Kalemi çok iyidir sevgili İkbal'in. Ama hani derler ya 10 parmağında 10 marifet. Aldığı eğitimler sonucunda şimdi ara bulucukla mesleğine bir meslek daha eklemiş oldu. Evet, 5 mesleğim var benim. Helal olsun. Halk ilişkiler ve tanıtım uzmanıyım. Ankara Üniversitesi mezunuyum. İletişim fakültesinden. Sonra 360 derece yaşam koçuyum. Medyatörüm. Makrome hocasıyım. Öyle mi? Evet. İthalat ihracat elemanı sertifikam da var benim. İşte kitap yazıyorum. Yeni kitabım inşallah bir hafta sonra çıkacak. Şimdi hep yine soracağım bunu. Ben biliyorum ama televizyonu yeni açanlar, ekran başına yeni geçenler için sorum. Ara buluculuk nedir? Ara buluculuk, tekrar ediyorum. Bir şey değildir yani. Koca veya kadın ayarlamak, barıştırmak, işte evliliğe sebep olmak değildir. Kendi aralarında sıkıntıda olan kişiler vardır. Konu komşu olabilir, öğretmen öğrenci, doktor hasta, karı koca, kardeşler arasında sıkıntı olabilir veya şirketler arasında problem olabilir. Bu problemleri çözme yoluna mahkemeye varmadan işleri rayına koyma yöntemidir. Ama asla akıl verilmez. İnsanlar çok iyi dinlenilir ve birbirlerini dinlemeleri sağlanır. Sorunun kökeninin ne olduğunu kendilerinin idrak etmeleri ve çözüme kavuşmaları sağlanır. Şimdi çok şükür hani Amerika'da hemen hemen her alanda siz dava açmaya gittiğinizde önce ara bulucu size der ki mahkeme hiç açılmadan sizin aranızı bulalım. Hı hı. Türkiye'de de yeni yeni başladı şükürler olsun. Çünkü mahkemede bir diyelim sıkıntın var. Mahkemeye verdin doktorunu veya komşunu. Senelerce sürebiliyor çünkü yığılmış dava dosyaları var. Çabucak çözüme ulaşıyor. Amerika'da uygulanan sistemde eğer Allah muhafaza siz birisiyle tartıştınız ve davalık olduysanız arabulucu size hadi gelin
sizin sorunuzu çözelim dediğinde, atıyorum yine ikimizi örnek verelim. Nur arabulucuyu kabul ediyor ama ben kabul etmiyorsam direkt davayı Nur'a kazandırtıyorlar. Demek ki çıman başı sensin, sen problem çıkaran kişisin diye davayı, hiç dava açılmadan sen kazanmış oluyorsun. Arabuluculuğu, çok müthiş bir zaman kazancı. Kabul etmedim diye yapıyorum. Ben kabul etmedim diye ben kaybediyorum davayı. Sen arabulucuyu kabul ettin diye sen kazanmış oluyorsun. Enteresan. Evet. Peki hep ben böyle seyircinin sesi oluyorum. Aslında bunu sormamdaki neden ben çok iyi biliyorum. Ama o kadar çok mesaj geldi ki geçen hafta bana. İkbal Hanım'ın hayatında yolunda gitmeyen şeyler vardı. O niye çözemedi diyorlar. Çünkü o zaman... Şimdi bak buna bir bir açıklık getirelim. Geçen programda da aslında söylemiştim. Yine ben, altını çizmek istiyorum. Tabii yine altını çizelim. Yani ben bu kadar çok şey bilmiş olsaydım hayatım zaten çok farklı olurdu. Ben bu kadar bilgiye sahip olduktan sonra köşeme çekilebilirim. Kimseye de söylemem. Ben çektim sıkıntı, ben ağladım, üzüldüm. Sen herkes de ne yapıyorsan acı çeksin yap. Diyebilirim. Mümkün olduğunca evlilerin boşanmamaları için, ilişkilerinin düzelmesi için çaba sarf ediyorum. Aynı zamanda işte anne babaları affetmek. Çünkü Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri miras, biliyorsun. Bir vasiyet yazı veriyor anne baba. Bütün malını hiç emeği olmayan bir kardeşine bırakıveriyor. Bu tip konularda özellikle de yoğunlaşıyorum. Peki yani sen ben, nasıl ben çözüyorsun eşekten sorunları? düşmüş bir kadınım. Yani damdan düşenin derdini damdan düşen Düşen bilir. anlar, Yani doğru. benden daha iyi an... Hani mesela hiç çocuk doğurmamış bir insanın sürekli anne çocuk arasındaki ilişkileri anlatması birazcık kitabi bilgisi Aynen. ve duygusal zekası çok yüksekse ancak etkili olabilir. Hem kitabi bilgi hem duygusal zeka yüksek ama hem de anne ise o zaman bence çok daha fazla sorun çözülebiliyor. Yaşamayan Yaşanmışlık bilemiyor. varsa değil mi? Kesinlikle. Eskiden böyle mahallemizde teyzeler vardı değil mi? Böyle yaşını başını almış. Ne yapılırdı? Bir sorun olduğunda onun kapısı çalınırdı. Ya ben böyle böyle bir şey yaşıyorum. Hani eşinle tartışırsın, kayınvalidenle tartışırsın. Çok, ne bileyim işte ailenle problem yaşarsın. Şimdi o, yani şey o kadar değişti ki devir. Şimdi gerçekten bu işin eğitimini veriyorlar. Bu işin eğitimini alıyorsun ve arabulucu oluyorsun. Peki sen arabulucusun. Sen kime gidiyorsun dertlerini, problem yaşadığında? Kendi kendine mi? Diyor ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Hazreti Havle'yi anlatmaya çalışmıştım geçen sefer. Artık ben halimi Allah'a şikayet ediyorum çoğunlukla. Allah'la konuşmaya çalışıyorum, onu anlatıyorum. Çünkü sistemi biliyorum ama çok tıkandığım zamanlarda da... Mesela geçen gün buradan çıktım. Ben bir tedavi yöntemini uygulamak için bir yere Söylemiştin gittim. geçen Evet, hafta. çok fayda sağladı. Çünkü ben hala hani... Bilinçli olarak sanki zannediyorum ki hiçbir şeylere sinirlenmiyorum artık, üzülmüyorum, kafaya takmıyorum. Siz öyle zannedebiliyorsunuz. Bilinçaltınız sizi yönetebiliyor. Mesela bir sorun varmış bende de. Ben de bir beynime format attırttım buradan gidince. Öyle mi? Ayrıca. Yani Ya bir ben, şeye çünkü üzülmemek, bir şey yükleniyorsun. söyleyeceğim. Bir şeye üzülmemek mümkün mü? Özellikle hayatında yani eşinle, ailenle, çoluğunla, çocuğunla ilgili bir sorunsa, kendinle ilgili bir sorunsa mümkün mü ya? Ben Düşün. en nefret ettiğim şey ne biliyor musun? Boş ver kafana takma lafı. O kadar sinir Ha, oluyorum çok ki. güzel. Oraya gittiğim Boş merkezde ver bana bir kafana resim takma. çizdiler arkadaşlar. Keşke kalem olsa da Al. size, hadi Başka bir şey göstereyim o zaman. istemişsin. Vallahi kün makamındaymışım demek ki. Sen bir yandan seninle konuşayım, bir Ne yandan da makamı? kün makamı, Ne ol demek? makamı. Şimdi o zaman onu Kün da, feyekünden mi geliyor? kün ol demek, tamam mı? Biz Allah-u Teala'nın Şimdi ruhundan göstereceğiz size üfleyerek... de. Tabii resmim benim iğrençtir, kusura bakmayın. Diyor ki siz öyle hani aman boş ver filan dediğinizde veya geçici yöntemlerle sorunlarınızı çözdüğünüz zannettiğinizde şunları, şuradaki çalıları tıraş ediyorsunuz sadece diyor. Biçiyorsun diyor. Yani şunlar yok oluyor. Zannediyorsun ki oh ben kurtuldum. Halbuki onun kökleri aşağıda. Tabii. Bu kökler burada. Azıcık bir su, azıcık bir gübre verdiğimizde, en ufacık bir üzüntüye kapıldığımızda bunlar tekrar Yeşeriyor. filizleri veriyor. Yani siz affettim zannediyorsunuz. Şöyle bir yöntem var sevgili Nur. Bir üzücü olay olduğunda, hani kendi kendime geliştirdiğim bazı yöntemler de var. Geçen programda hatırlayacaksınız. Diyorum ki kıyamet günü acaba, atıyorum Ayşe Fatma, Ayşe'nin beni bu üzmeye çalışma durumuna ne kadar hala önem veriyor olacağım Allah'ın huzuruna çıktığımda. Düşünsenize, kıyamet günündesiniz ve sorguya çekiliyorsunuz. Bütün hayatınız herkesin önünde film şeridi gibi gösteriliyor. Ama ya Settar diyelim, hepimizin günahları var. İnşallah Settar ismiyle örtü versin. Bu Amin. bana ne kazandıracak diye soracaksınız. Bu da yaşam koşluğunun bir bilgisi. Mesela birisi sizi üzdü.
20 sene önce üstelik. Komşunuz size bir iftira attı. O bana nasıl bu iftirayı atar? Bu bana bunu nasıl yapar? Kocam beni nasıl aldatır? Şu niye böyle oldu? Niye millet sağlam ki ben hastalandım? Üzül baba üzül. Üzül baba üzül. Üzülün tamam. Canınız kanser mi olmak istiyor? Canınız tansiyon hastası, şeker hastası falan mı olmak istiyor? Tamam üzülmeye devam edin. Şu soruyu soracaksınız kendinize. İçinizden üzülmek geliyor delicesine. Ağlamak geliyor, çıkıra çıkıra kafaya takmak geliyor. Ben böyle yaparsam bu bana ne kazandırır? Ne kaybettirecek lafı yok yaşam koçluğunda. Bu bana ne kazandırır? Direkt cevap geliyor. Hastalık kazandırır. Hastalığa sebep olur. Tabii. Kansere sebep olur. Her şey yani bir şey aman kazandırmayacaksa. Deyip geçeceksin. Ya şöyle bak aman ama kesinlikle öyle ama bunu kendinle ilgili değil başkalarıyla ilgili mevzularda diyeceksin. Mesela Allah muhafaza hep de seni göstermeyeyim bir de Allah korusun aramıza nifak girmesin. Şu saati bir insan say tamam mı? O bunu yapıyor şunu yapıyor bunu yapıyor. Kendinize verdiğiniz sözlerin yüzde kaçını tutabildiniz bugüne kadar diye sorsak değiştirmek adına. Ya ben her gün 5 kilometre yürüyeceğim diye her gün kendime söz veriyorum. Yapamıyorum. Bir şey söyleyeyim. Bütün dertler ortak. Diyete başlarsın olmaz. Tamam kesin artık yaz geliyor. Kesin yürüyüşe çıkıyorum diyorsun. Olmuyor. Mesela. Allah'ım bugün öyle bir gün olsun ki olmazlar olur olsun inşallah hayatımızda. İnşallah. İstediğimiz inşallah. Ne varsa gerçekleşsin. Hazır mısın şimdi İkbal? Hazırım. Kırık gönülleri Allah'ın tamir hazırını. Etmeye. İnşallah. Dargınları barıştırmaya. İnşallah. Ayrıları kavuşturmaya. Farkındalık oluşturmaya. Evet çok güzel bir cümle ettin. Farkındalık oluşturmaya. Sevgili seyircilerimiz bize inanıyorsunuz, bize güveniyorsunuz. Daha yayına girmeden önce telefonlarımız çalmaya başladı. Hepinizden Allah razı olsun. Neden? Bize bu güveni sağladığınız için. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi tek tek bütün telefonları canlı yayına bağlayacağız. Elimizden geldiği kadar. Ve İkbal Gürpınar ara buluculuk yapacak canlı İnşallah, yayında. İnşallah bakalım. İlk telefonumuz Ankara'dan. Haydi senin memleketten geliyor. Ay selam herkese. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Yalnız bir şey rica edelim. Televizyonunuzun sesini kısarsanız telefondan konuşalım olur mu? Efendim hoş geldiniz. Sesim geri geliyor. Evet televizyon açık. Alo. Hele. Alo. Televizyonunuzun sesini kısın lütfen. Hoş geldiniz. Alo. Buyurun. Dinliyoruz sizi. Alo. Televizyonun Alo. Sesini kısarsanız Alo. Telefondan konuşalım. Alo. Alo sesinizi alamıyorum. Peki bir daha arayalım biz sizi o zaman. Tamam arkadaşlar bir daha dönelim söylesin size. O zaman. Evet. Arkadaşlar bir daha bağlayalım. Bu ne arada... tuhaf ama değil mi? Hani eskiden böyle kısıyorduk ya hala ses kısmı açmayı ben böyle gösteriyor. Halbuki bu hareket artık bitti değil mi? Kadın eski alışmış. Kafa hala şu. İşte, ay pardon bizim eski olduğumuz ortaya çıkacak. Ay vallahi eski kafa. Bak şimdi Instagram'dan çok güzel mesajlar gelmiş. İkbal Hanım sabaha kadar konuşsa o güzel sesinde dinleriz demiş seyircimiz. Allah razı olsun. Sevgi Hanım demiş ki kontürüm olmadığı için Instagram'a yazıyorum. Kontürüm olsa da sizinle yüz yüze konuşabilsek demiş. Hayır. Sevgi Hanım atın numaranızı biz sizi arayalım. Ne çok demek? Güzel. Bunun şeyi mi olur? Ne derler? Lafı mı olur? Özelden atın ki numaranızı orada çıkmasın. Niye güldün demedin bana demin o hanımefendiye. Niye güldün? Ben çocukken de çok konuşuyordum. Ben de. Ve bir akrabamızla Uludağ'a gidiyoruz. İkbal bir sus artık dedi ve benim çok ağrıma gitti bu. Ben sustum. Gık bile çıkarmadı. Bütün yolculuk boyunca yalvarırım konuş diye. Sonra İsmail amca seyrediyorsa İsmail Gürsoy amcam ne olur konuş dedi. Yani bazen çok konuşunca da sıkabiliyoruz karşımızdakileri. Allah muhafaza güzel şeyler konuşturmayı nasip eylesin. Peki tamam. Yani ama sunucuyuz konuşacağız burada. Değil mi? Konuşacağız. Ya başka bir susalım. Mesleğimiz olsaydı bizim mesela susmamız gereken bir meslek olsaydı çatlar ölürdüm herhalde ben. Normalde de çok konuşuyor musun evet. öyle? Evet. Hiç yani yalan söylemeyeceğim. Ne güzel. Ama bir şey söyleyeceğim. Boş konuşmuyoruz ben şimdi, onu söyleyecektim sana. Boş konuşmuyorsun. Bir de boş konuşan insanlar vardır. Şimdi ilk telefonumuzu al vakit kaybetmeden. Efendim hoş geldiniz. İnşallah televizyonunuzun sesi kısık. Telefonunuzdan bizi duyuyorsunuzdur. Buyurun. Alo. Alo. Ankara'dan bize ulaşan sevgili seyircimiz hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi. Buyurunuz. Alo. Efendim merhaba, bizi duyabiliyor musunuz? Hoş bulduk Dur Hanım. Hoş geldiniz, buyurun. Allah'ım şükür kavuşturana, buyurun. Çok az duyabiliyorum. Olsun, biz sizi duyalım, önemli olan o şimdilik.
Siz zaten hani cevabını programdan sonra daha çok dinliyoruz sizi. Sonra buyurun. Vereceğimiz için. Alo. Tamam arkadaşlar, zannediyorum başka telefonunda telefon. Problem var, arıza evet. var. O yüzden bir başka İkinci seyircimizi telefonu. Almak istiyoruz. Hakkını helal et demek için bizi arayabilirsiniz. İkbal Gürpınar canlı yayında ara buluculuk yapıyor. Yine ben Instagram'a dönüyorum. Bu tamam, arada tamam. sevgili seyircilerimiz, sizden şunu rica ediyorum. Çok özel problemlerinizi burada... Açık değil mi? Yani adresiniz belli olduğu için buradan yazmamanızı diliyorum. Çok sevinirim. Günaydın Nur abla demiş. İnşallah her salı beraber oluruz televizyon karşısında. Vallahi salı günleri sevgili İkbal Gürpınar'la beraber burada ara buluculuk yapacağız. Daha doğrusu sevgili İkbal Gürpınar yapacak. Ben sadece vesile olacağım burada. Sizleri bir araya getirerek. Nasıl İkbal ben hep mi geleceğim? Hı? Hep mi geleceğim? Gelmez misin? Ha, gelirim de. Haberim yoksa. İstemez misin? İsterim Nurcuğum. İsterim. Hadi alalım ilk telefonumuzu, buyurun. İstanbul'dan arıyor seyircimiz. Buyurun. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyoruz sizi. Evet. Ben bir şey... Evet. Sizden bir şey rica edeyim. Pardon, bir saniye. Bizi bugün arayacak bütün seyircilerimiz, ne olur televizyonunuzun sesini kapatın ki bizi televizyondan duymaya çalışın. Yoksa hiçbirimizle bugün canlı bağlantı yapamayacağız. Çünkü siz bizi televizyondan duyduğunuz zaman geç geliyor sesimiz. Dolayısıyla bizim ne söylediğimizi siz anında cevap veremeyeceksiniz. Rica edeceğim her arayan için. Rejiden de rica ediyorum. Lütfen herkesi uyarsınlar bu konuda. Beni duyabiliyor musunuz şu anda? Telefondan evet. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş buyurun. Geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben kızken yetim büyüdüm. Babam olmadığı için küçük yaşta babamı kaybettim ve ablalarımla yaşadım bir dönem annemle beraber. Ama onlara çok değer verdiğim için en sonunda bana bu yıl biraz bir sıkıntılarımız oldu aramızda. Ne yaptılar? Nasıl anlatayım? Bana iftira attım size. Size iftira attılar. Eşime attılar, evet. Ben bunları affetmiyorum, etmeyeceğim de. Ama gördüğüm zaman onlarla sadece selam verdikleri zaman selamlarını alırım. Hoş geldin demem gerekiyorsa yaparım. Ve bunu ben sizinle paylaşmak istedim. Neden derseniz, herkesin duymasını istiyorum. Bak, herkesin duymasını istiyorum. Gerçekten hani eskiler derlerdi ya, iyilik ne yaptı diye. Ben de İkbal Hanım gibi kendimi hani ilkokul mezunum ama kitaplarla bir nevi Kur'an-ı Kerimlerle okumaya gayret gösterip bu ana kadar gelmiş bir kişiyim. Herkesin arasını yapıp ama kendime geldiğim zaman yapamayan bir kişiliğim vardır. Kıyamam. Özel değilse yani çok özel değilse isminiz de olmadığı için yani rahatlıkla sorabiliyorum. Eşinize ne gibi bir iftira attılar? Yani çok özel. Söyleyebilecek bir durumum yok. Anlıyorum. Hani söyleyemem. Çünkü çocuklarım var. O yüzden hani belki tanına da bilirim. Tamam. O yüzden anladım. Fazla açamıyorum. Peki, saygıyla karşılıyorum. Sadece şunu... sizinle paylaşmak istedim. Ama çok şunu sormamız lazım. Herkesin duymasını istiyorum. Çünkü kimse kimseye güvenmeme zamanında değil, herkes menfaati olan bir zamandayız şu anda. Mesela herkesin duymasını istiyorum dediğiniz nedir? Herkes neyi duysun ve neye dikkat etsin? Yani şöyle, etrafındakilerin hani hep senin işte değer verip veriyorsun, hep ben işte nasıl bir şey söyleyeyim size. Hani ben karşı tarafa minnet borcum var. Mesela ben onun üzerine onlara çok değer verdim. Fazla değer verdim. Yanlarında büyüdüm. İşte babam yoktu. Bana hani annelik, abilik, babalık yaptılar diye. Ben onların hep hatalarını görmezden gelip hep içime sindirip ama artık daha sinmiyor. Çünkü bunun, büyüdük artık. Bunun kökeninde yatan bir sürü şey var. Şimdi yalnız şundan emin olmamız lazım hanımefendi. Kimileri öyle bir senin hakkında ya da kocanın hakkında şunu söyledi, bak kardeşim falan da demiş olabilir. Bir kere emin misiniz bu lafların söylendiğinde? Bu çok önemli. Özellikle hani ahlaki konularda, atıyorum zina vesaire gibi konularda Allah-u Teala kesinlikle konuşmamamız gerektiğini söylüyor. Çünkü bizden 4 şahit istiyor. Şu şununla atıyorum bir şey yaptı diye, birlikte oldu, zina yaptı diye derse birisi, 4 kişinin buna şahitlik etmesi lazım. Aslında bunun altında yatan ne? Affedersiniz, 2 kişi birlikte olurken gayrimeşru şekilde 4 kişinin buna şahit olmasına imkan var mı?
Yani alenen bir ortalık bir yerde yapmış olmaları lazım bunu ancak. Aslında burada Allah-u Teala bize bir mesaj veriyor. Diyor ki bu tip özel şeyler hakkında konuşmayın. Konuşmayın diyor. Settar ismi Allah'ın var biliyorsunuz. Settar örten demek. Allah-u Teala kusurları örtün ki diyor, ben de sizin kusurlarınızı örteyim. Mevlana'nın sözü var, evet. Ya kusurları örtmek de gece gibi oldu diyor. Yani bir kere bir emin olacağız. Biz de ışık tutuyoruz. Biz yani gerçekten bazılarının mesleği bu. O yüzden çok üzülüyorum buna. Yani gerçekten gerçek alemde nasıl hesap verecekler? Şimdi benim anladığım kadarıyla gerçekten hanımefendinin kocasına öyle bir iftira atmışlar ki onun kişiliğini, ahlakını, ev yaşamını. Yani ben şimdi aklımdan birçok şey geçiyor. Evet. Anlattıklarından yola çıkarak. Şimdi asıl burada önemli olan bu hanımefendinin karşı tarafa davranışı, hayatta nasıl durması gerektiği. İşte önemli olan bu laf gerçekten söylendi mi? Kimileri çok güzel geçinirken ama önemli biz arkadan, değil ki İkbal. Ya, hayır şu önemli değil mi ya ama hani derler ya sinek küçüktür mide bulandırır. Evet, ateş anlıyorum. Olmayan yerden duman çıkmaz. Yok, o doğru bir şey değil. Ha, bunları açalım ha, biz bunlar bak. Doğru bir şey değil. Ya onlar hep bizim içimize şüphe. Şüphe tabii. Öyle bir şey ki sevgili arkadaşlar, koskocaman bir ağacı bir ağaç kurdu öldürebilir. Nasıl? Çıkan can damarlarını, su taşıyan damarlarını affedersiniz dışkısıyla tıkar. Ve koskoca bir çınar ağacı bir kurt yüzünden ölebilir. Şüphe de içimize düşen şüphe de maalesef ağacı bitiren kurt gibidir. Allah muhafaza. Yani biz emin olmadan bir kere hareket etmeyeceğiz. Çünkü onlar bizim akrabalarımız. Ama zaten hanımefendi de şöyle bir sorun çözmüş. Aşırı değer verdim. Bizim dinimiz denge dini. Sevmede de, üzülmede de, neşede de hep denge istiyor. Minnet katta mı acaba hala hanımefendi? Katta evet. Katta mısınız canım? Daha paylaşmak istiyorum. Tabii. Bu olay eşime yapıldığı an ben yanındayım. Ha tamam anlıyorum. Yani. Evet yanında evet. Duydun yani kulaklarına. Yanındayım yanındayım. Yani herhangi zinarmış o tür şey değil ama başka bir şey diyorum ya. Özel çok anladım. Anlatamıyorum. Yok yok anlatmanıza gerek yok. Anlatmayın evet. Bu iftira atıldığı anda kulaklarınızda duydunuz mu iftiranın söylendiğini? Yani yanındaydım. Söylendiğini çok ağır yaşıyorum. Şu anda halen yaşıyorum. Yani onlar kocan bir şey yaptı dedikleri anda ben onun yanındaydım. Onu bir şey yapmasına imkan yoktu manasında söyledi anladığım kadarıyla doğru anladıysam. Yani iftira atıldığından %100 emin mi? Önemli olan o. Çünkü aramızı bozabiliyorlar. Bazıları bunlara fırsat vermeyeceğiz. Ne yapsın bu durumda? Ne yapsın? Yaptığı eğer doğruysa bu iftira olayı doğruysa yaptığı çok doğru. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani yaşam koşulunun veya medyatörlüğün dışında bir mümin aynı yılan deliğinden iki kez sokulmaz diyor. O çukurda o delikte yılan var elini sokma biliyorsun ki seni bir daha ısıracak. Bu ne anlama geliyor? Hiç kimseye bize ikinci kez üzme fırsatını vermeyeceğiz. %100 temizlendiğinden, arındığından emin olmadıkça Allah'ın izniyle. Hani Peyami Safa'nın sözünü söylemiştim. İstemem ne senden rükû ne benden kıyam. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Doğru çok yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz seyircimize. Rabbim felaha eriştirsin sizi. O cümleyi çok sevdim. Ve nasıl eşiniz de bir daha hiç söyler üzülmesin. Misin Peyami Safa'nın? İstemem ne senden rükû ne benden kıyam. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bu kadar. Bu kadar. İftiraya uğrayan hiç kimse üzülmesin. Allah rızası için. Hazreti Meryem iftiraya uğradı. Birisiyle ya. Yattı kalktı da İsa'ya hamile kaldı dediler. En büyük bakın İsa Mesih'in annesi. Peki Hazreti Ayşe Efendimizin eşi iftiraya uğradı. Kur'an-ı Kerim'deki ifk mevzusu bu iftira yüzünden inmiştir. Ya. Ben mi uğramayacağım iftiraya sen mi uğramayacaksın? Kimiz gibisin? Peygamber anası peygamber eşi uğramış. Ama bir müflis kime denir diye soruyor. Onu ilerleyen dakikalarda anlatayım. Ama şunu söyleyeyim. Allah gerçekten kuru iftiradan sakınsın. Amin. Yani. Allah iftira atabilecek insanları etrafımızda barındırmasın. İyi insanlarla karşılaştırsın. İyi insanlar. Hep diyorum ya çocuklarımızın tahtını belki yapıyoruz ama bahtları iyi olsun. İyi insanlarla karşılaşsınlar. İyi eşler seçsinler kendilerine. Amin. İşte. Bizim için de geçerli. Bir eş seçiyorsun, bir hayat seçiyorsun. Ve seçtiğin eş senin hayatını berbat edebiliyor. Allah, yani... Hep duamız şu, Allah iyilerle karşılaştırsın. Bu programı neden izlemelisiniz? Herkes payına düşeni alsın. Şimdi hanımefendi aradı, ben bir konuda uyarmak istiyorum dedi. Tabii. Bir sonraki seyircimiz hayata dair bize ne anlatacak bilmiyoruz ki. Acaba o ne yaşadı? Onun acısı, onun sınavı hangi yönde? Dinleyelim mi? Hadi buyurun. Bursa'dan arıyor. Ama şunu bilin ki hepimizin hayatta
ayrı konulardan ayrı ayrı sınavları var. Ben öğrenmeleri Türkçeden sınav var. Alıyorum, sen matematikten. Hiç belli olmuyor. Ama karnede hepsi oluyor işte. Evet, karnede hepsi oluyor, yani doğru söylüyorsun. Yani demek ki her konuda bir bilgilenmemiz olacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Merhabalar. İkbal Hanım, merhaba. Merhaba. Beni Instagram hesabınıza ben size çok yorumlar atıyorum. İsmini de aslında biliyorsunuz ama ekrana vermek istemiyorum. Söylemeyin, evet. Çünkü babamdan bahsetmek istediğim için vermek istiyorum. Sesi açalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya İkbal Hanım, biz 6 kardeşiz. Çok babamızdan çok çektik. Babamız bizim çektiklerimize karşılık başkalarının da bize ezmesine çok fırsat verdi. Şöyle bir şey oldu. Biz babaannemle ve dedemle yaşadık. Beni çok estiler, çok dışladılar. Ben evden uzakta büyümek zorunda kaldım. Neden? Babaannem istemediği için. Ben 6 ay çok ağlamışım ve çok sıska ve çok çirkin doğmuşum. O günden beri beni hiç sevmemiş. Çirkin doğduğunuz için mi? Çirkin ve zayıf olduğum için ve 6 ay sürekli gece gündüz ağladığım için beni hiç sevmemiş. Sizi sevmeyen babaanneniz mi? Aynı evde yaşıyorlarmış. Peki anne ve baba bu konuya ne söylüyor? Hiçbir şey. Babamın dediği tek şey, ben bir şey yapamam, o benim annem. Yok artık. Babam daha çok bunu çözebilmek için beni dayımlarda büyüttüler. Ben hep dayımlara gidip kaldım. Allah. Ondan sonra onun bunun evinde kaldım hep. 13-14 yaşında da işe girdim zaten. Evden kurtulabilmek için. Neyse, ben sonra babamın yüzünden eşime kaçtım. 13 yıllık evliyim. Eşimle de maddi sorunlar olarak çok şeyler çektim. Fakat babam görüşmedi. Hatta doğumda ölmek üzereydim. Ölsün gebersin demiş. Neyse, ben babaannemden de nefret ettim. Hakkımı helal etmedim ama sonra çok kötü rüyalar görünce Allah bana uyarı gönderdi ve ben hakkımı helal ettim. Fakat hala ondan nefret ediyorum. Hı hı. Babam şu an çok ağır hasta. Ben defalarca gittiğim halde beni kovdu. 13 yıldır görüşmüyoruz çünkü. Ben yine de hep gittim. Geçen ay yine gittim. Kendisini affettiğim için, helal ettiğim için hakkımı. Ama bir daha hiç gitmedim yanına. İstemiyorum. Yaşadıklarımı unutamıyorum. Ve anneme şu anda annemi kafama taktı. Annem görüşüyor ama beni ezmesine çok müsaade ettiği için annemi de affetmiyorum artık. Ses çıkarmadığı için. Ama annemi taktım bir haftadan beri. Hala anneniz yani size ezmelerine müsaade ediyor mu? Hala. Yani en başından aslında buna nasıl müsaade ediyor? Yani evladım doğuyor ve biri bana diyor ki senin evladın çirkin. Hani demişler ya, karga gitmiş, bütün kuşlar oradaymış da bu yemeği al götür demişler kargaya. Güvercin vermiş. Bu arada sözünüzü unutmayın ne olur. Güvercin kargaya yemeğini vermiş. Al bunu demiş, benim çocuğuma götür. Karga da nasıl tanıyacağım senin çocuğun demiş. Oradaki en güzel çocuk benim çocuğumdur demiş. Güvercin ya, karga da gitmiş kendi çocuğuna vermiş. Ya bir anne çocuğuna çirkin diye zulmetmesine izin verir mi? Şimdi bitirsin bakalım başka neler çıkacak. Ben iyice bir dinlemek istiyorum. Şu anda annenizle durumunuz nedir? Annemle falan her görüşüyorum. Annem beni bırakmadı. Ama içimden öfkeliyim anneme karşı. Peki şunu sormak istiyorum. Babanızın, ailenizin geçimini dedeniz ve babaanneniz mi sağlıyordu? Ya da onların mülkünde mi oturuyordunuz acaba? Biz evet, müstakil evi vardı. Orada yaşıyorduk. Fakat dedem... Ben kural kursuna gidiyordum. Ders çalışmak için de yan odaya geçtim. Elektrikleri kapatıyordu. Aşırı derecede cimri bir insandı. Çok cimriydi. Tuvaletimize bile çeşme yaptırmayan bir insandı. Artık diyeceğiz yani. Allahu ekber. Çok şeyler yaşadık ilk bayanım. Dün arkadaşım vardı bende. Diyor ki sen böyle değildin, ne oldu diyor. Annene karşı böyle değildin diyor. Ben çocuklarıma bakabilmek için ev temizliğine gidiyorum. Şimdi birazdan yine gideceğim. Bravo, bravo. Ben utanmıyorum, gücünmüyorum. Ben evlendikten sonra ehliyet aldım. Bilgisayar kurslarına gittim. Bravo, Şu anda modelistlik kursuna gidiyorum. Harikasınız. Harikasınız. Ah işte. Ben de temizliğe giderek her şeyi yapıyorum. Bravo. Çocuklarımı da... Alkışlıyorum size. Vallahi alkışlıyorum. Gelelim annenize. Acaba annenizin... Sadece... Buyurun. Sadece
kendi temizliğe giderek bütün kurslarımı geçen yılda güvenlik sertifikası aldım. Bravo. Bu yıl çok güzel. Aslında baktığımızda siz bir anlamda zaten kendinizi kurtarmışsınız. Değil mi? Allah'ın izniyle. Ama Nur, bundan siz kaç yaşındasınız önce onu rica edebilir miyim? Bir daha söylemek istiyorum. Ben geçen ay temizliğe gittim. Çocuğumu bırakacak yer bulamadım. Boş evdi. Evet. Evet. Yani boş evdi. Ben çocuğumu parkinin üzerinde yatırdığım gün annemi o gün sildim. Çok haklısınız yani burada değil mi? Bilmiyorum. İkbal bakınca. Peki. Şimdi Allah'ım tüylerim diken diken oldu. Annem karşı gelip benim çocuğuma baksaydı da parkenin üzerinde uyutmasaydım dedim. Soğuk havada buz gibi evde parkenin üzerinde uyuttuğum gün annemi sildim. Görüşüyor muyum? Evet görüşüyorum Allah rızası için. Anlıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kafama şimdi annemi taktım. Takmak istemiyorum. Ben psikiyatriye de gittim. Çünkü çocuklarıma daha iyi bir anne olmak istiyorum. Harikasınız. Bir kere siz kendinizle ilgili geçmişteki problemlerden dolayı sınavınızı vermişsiniz. Kaç yaşındasınız acaba bana söyleyebilir misiniz? Bu ay 36 olacağım. 36 yaşındasınız. Demek ki 36 sene öncenin Türkiye'sini hatırlayacağız. 36 sene öncesindeki Türkiye'de ve annenizin yeteneklerini ortaya koyacağı, kafasını dinleyebileceği kurslar, sosyal mekanlar, ondan sonra medeni cesaret verecek bir eğitim sistemi vesaire olmuş olsaydı belki anneniz de farklı şeyler yapabilecekti. Annenizin yaptıklarının kesinlikle doğru olmadığının ya, bunun altını çiziyorum. Ne alakası var? Ah bir taneciğim. Kesinlikle doğru davranış değil annesininki. Babaannesininki de hastalık. Bunların hiçbirinin mantıklı bir açıklaması 36 yok. 36 sene önce, 40 sene önceki, 50 sene önceki annelere bakalım. Kayınpederden dayak yer, kocadan dayak yer, bilmem ne yapar ama evlatlarına böyle hani der ya böyle kartal gibi olur. Herkes öyle ne mi? Demek ya bir çocuğunu çirkin diye dışlayacaksın, sevmeyeceksin. Çok haklısın bir taneciğim. Hapishanede sadece eşlerini öldürmüş hanımlarla bir sene terapi yapıyor arkadaşım Öznur Özdoğan. Gidiyor diyor ki sen neden kocanı öldürdün? Affedersiniz çocuğuma nokta nokta. Haklısın diyor. Haklısın bu. Yapılır mı? Öbürüne soruyor sen neden kocanı öldürdün? Bana normal şekilde teklif etmiyordu, başka şeyler teklif ediyordu. Haklısın. Öbürüne soruyor sana bana hırsızlık yaptırıyordu. Haklısın. Öbürüne soruyor beni satıyordu. Sen de haklısın kocanı öldürmekte. Peki diyor. Herkesi topluyor. Bir senelik çalışmanın sonunda. Siz hepinizin çok sağlam gerekçeleri var. Hepiniz haklısınız. Haklıydınız. Haklılıklarınızın peşinden gittiniz ve kocalarınızı öldürdünüz. Şimdi siz hapistesiniz. Çocuklarınız dışarıda perişan. Ve kocalarınız da toprağın altında. Mutlu musunuz? Cevap? Mutluyum diyen çıkmış mıdır sizce bir kişi? İşte demek ki her zaman haklılık eşittir mutluluk olmayabiliyor. Yani siz kendinizi geliştirmişsiniz. Yine de merhabalaşıyorsunuz. Harika bir şey. Daha yenice izin aldığım için hani anlatmaya. Eğer siz isterseniz hatta kalın, isterseniz kapatın bir teşekkür örnek anlatacağım. Teşekkür ederim seyircimize. Çok teşekkür bizi ederim paylaştığınız için. İzlesin, anlatacaklarım size de çare Allah olacak inşallah. Allah yolumuzu kolaylaştırsın. Anne babamızı seçme hakkımız var mı? Yok tabii. Çocuğumuzu seçme hakkımız var o mı? O da yok. Yok. Firavun'un da çocuğu olabilirsin. Tabii. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da çocuğu olabilirsin. Hazreti Lut'un da. Bak mesela Hazreti Nuh peygamber bir evladını ikna edemedi, düzeltemedi ve gemiye binmedi. Hazreti Lut'u düşünüp karısını ikna etmedi. Zaten Allah-u Teala ona artık bir şey söylemedi de onu orada bırakıp geldi. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası kim? Ebu Leheb. Müslüman olabildi mi? Olamadı. Yani tarihte birçok hem dini hem dini olmayan olayları incelediğimizde az önceki sözüm yarım kaldı. Benimle alakalıysa ben kendimi bile değiştirmek için bir sürü söz veriyorum. Koşacağım, zayıflayacağım, yabancı dili öğreneceğim, piyano çalmayı öğreneceğim vesaire. Ya da çok aceleciyim maalesef. Hala ben o yönümü törpüleyemedim. Artık bundan sonra aceleci olmayacağım. Az konuşacağım. Yapamıyorum. Daha ben kendimi değiştiremezken, kendimi %100 düzeltemezken arkadaşımı, kaynanımı, kocamı nasıl değiştirebilirim arkadaşlar? Anlatabiliyor muyum Nurcuğum? Yani biz hep başkalarını eleştiriyoruz. Önce bir sen
kendin düzeltebiliyorsan, kendini böyle bir yeteneğin varsa. Ama bir dakika, Şurun şimdi burada eleştirmiyor ki annesini. Yani annesini eleştirmek değil. Annesine kızgın ve kırgın. Kızgın ve kırgın. Bu sağlıklı bir davranış değil. Düşünsene, sürekli seni ezen, seni mahveden, aşağılayan, senin çocuğuna bile mama vermeni, meme vermeni engelleyen bir kayınvalideyle yaşıyorsun ve mecbursun, onun evindesin. Başka bir yerde oturma şansın yok. Senin ruh sağlığın normal kalabilir mi? Ha? Ve sürekli senin yerine annesini öven, annem ne derse olur diyen bir kocan var. Bir geçim kaynağın da yok, sosyal bir aktiviten de yok. Senin ruh sağlığının yerinde olmasına imkan var mı? Soruyorum size arkadaşlar. Bu kadın evet yanlış yapmış ama onun da ruh sağlığı bozulmuş. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Bir kısır döngü. Kayınvalidesi büyük ihtimalle psikopat bir annenin elinde büyüdü. Psikopat bir kayınvalidesi oldu. O da kendi gelinine ve torunlarına kötü davrandı. Gelini psikopat bir kayınvalideyle ve ilgisiz bir adamla evli, ruh sağlığı bozulmuş, çocuğuna kötü davrandı. İşte şimdi bu zinciri, kısır döngüyü kırma bu hanımefendinin elinde, Bursa'daki hanımefendi. Ve o gerekeni yapmış. Kendini geliştirmiş ve çocuklarını, evet, mutlu etmiş. Sizi canı gönülden kutluyorum. Allah razı olsun. Ama babanız, bakın, bir şekilde sadece anne babaya biz hayır diyebiliriz. Onları silebiliriz. Sadece Allah'tan bizi uzaklaştırıyorsa. Onun dışında ben bir şey mi yapıyorum? Babamı sevdiğim için değil. Annemi sevdiğim için değil. Allah rızası için yapacağım. Ve ödülümü de Allah'tan bekleyeceğim. Babamdan ya da annemden değil. Bu duygu sizi o kadar rahatlatıyor ki. Bravo tekrar hanımefendiye, kutluyorum. Tatmin oldun mu bilmiyorum ama Nur azıcık gene tatmin olmamış gibi davranıyor. Şimdi ben sana bir şey, tatmin olmamış gibi değilim. Benim çok böyle cümlelerim ağzımdadır biliyor musun? Çünkü yani şuradan hissettiğim bir şeyi hemen söylemek isterim. Tabii ki Allah hiç kimseyi annesiyle, babasıyla, evladıyla sınamasın. Kimseyi yadırgadığım için, kınadığım için değil. Allah asla. Bir şey yapmazsın. Çünkü kınama, kınadığın her şey başına gelir. Ben hep ne diyorum, bu programda biliyorsunuz. Perşembe günleri de hikayeler dinliyoruz. Yusuf Kavaklı hocamın sana çok selam var bu arada. Aleykümselam, yazdı bana. Konuştum. Cuma günleri de Yusuf Kavaklı hocamla burada yine sizin dertlerinizi dinliyoruz. Her dinlediğimiz dertte diyoruz ki Allah'ım ne dertler var. Benimki hiçbir şey değilmiş. Aynen öyle. Benimki hiçbir şey değil. Ama şimdi baktığında bir tarafta bir anne evladı istediği kadar çirkin olsun. Yapmaması lazım. Doğar da çocuğun. Hani çocuk ilk bebek, bazı bebekler ilk doğduğunda çirkindir ya böyle. Benim gibi. Benim kızım da mesela çok böyle süper bir çocuk olarak doğmadı, tamam mı? Sonra işte büyüklerimiz geldi. Aa dedi, Esmer gibi falan doğdu bir de böyle. Aa dedi, bir teyzemiz, yaşlı bir teyzemiz yani 80 yaşında. Aa bu kız, ben de doğum yapmışım. Bu kız dedi hiç sana benzemiyor dedi. Böyle kara kuru bir şey dedi. Ben o gün bir bozulmuştum. Yemin ediyorum size, hani o lavusalık döneminde insan hani sütü kaçar ya. Ha benim çocuğuma nasıl çirkin dedi. Ha bırak, biri senin çocuğunu çirkin demesini bırak, eziyet ediyor. İşte Allah nasıl benim kuluma bir insan çirkin der diye nasıl düşünür, bunu aklımıza getirelim. Ya. Sen annesin, bir tek çocuğunu birisi bir laf etti onu diye şey yapıyorsun. Onu anlatıyorum işte yani. Hepimiz Allah'ın bir bakımı hani yarattığı varlıklarız, o ruhundan üflediği varlıklarız. O yüzden hiç kimseyi eleştirmeyeceğiz. Ve diğer telefonumuzu hadi alıyoruz. Bakalım. Yani zaten programın sonunda birkaç hikayeden sonra ne demek istediğim daha çok ortaya çıkacak. Ortaya çıkacak. Yani doğru. İsterse affetmesin. Her gün üzülsün. Vay efendim, babaannem bana bunu nasıl yaptı, nasıl yaptı. Düşün. Al sana kanser. Bu ama olsun. Sen güzel bir şey söyledin. Hanımefendi Bursa'dan bize o kadar güzel zinciri kırmış ki. Evet. Kendini eğitmiş, bu onun da imtihanı işte. Gidip alın teriyle, parasını para kazanmış namusuyla, kimseye muhtaç olmadan evladını parkelerin üzerinde büyüterek helal parayla geçimini sağlamış. Valla ben size, sizin önünüzde şapka çıkartırım. Helal olsun. Bravo, size. Bravo. Ve bu aslında annesinin de böyle bir şey yapabilme ihtimalini de ortaya koyuyor. Yani eğer ben kayınvalideme mecbursam icabında temizliğe giderim. Kendi paramı kendim kazanırım ama çocuğumu benden ayırmam. Çocuğumu uzak bir yerde, abimin evinde büyümesine müsaade etmem demesi lazımdı. Ama bunu kazanamadı, kaybetti. O kaybetti diye şimdi bu hanımefendi de kaybetmeyi tercih etmedi. Diğer telefonu da alıyoruz. Şimdi seyircilerimiz ismini vermiyor. Bütün hikayeler yaşamın ta içinden gerçek kişilerin gerçek hikayesidir. İsim verme işlerinin bir sebebi vardır. Hikayeler çok özel olduğundan dolayı kimse kendini ifşa etmek istemiyor, açığa çıkartmak istemiyor. Lütfen bu hikayeleri dinlerken yaşamın içinden gerçek hikayeler gibi dinleyin ve payınıza düşeni lütfen siz de, evet, alın. Zaten bizim amaç gibi. Bu. Yani amaç hiç kimsenin, affedersiniz,
gizli kapaklı işlerini ortaya dökmek değil bu programda. Yani biz kendimize ait ne dersler çıkarabiliriz? Ben çocuğuma nasıl davranmalıyım? Kocama nasıl davranmalıyım? Bunları ortaya çıkaracağız. İnşallah aynen, kazananlardan olur. İnşallah. Hadi diğer telefonumuzu alalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. Buyurun. İkber Hanım. Merhaba. Dinliyoruz sizi. Merhaba. Ben 3,5 yıl öncesinde, daha doğrusu sizden akıl almak istiyorum. Estağfurullah. Biz kimseye akıl verecek pozisyonda değiliz. Sizin aklınız ya, bizden üstündür. O kadar güzel ki, yüreğim o kadar güzel dokunuyor ki. Ay. Böyle bu kararsızlığımdan sizin sayenizde kurtulmak haydi istiyorum inşallah. İnşallah. Dinliyoruz. Hoş geldiniz. 3,5 yıl öncesinde nişanlanmıştım. Nişanlımdan ayrıldım. Uzun bir süredir görüşmüyorduk. Bir 5-6 ay öncesinde görüşmeye başladık. Biz aileler istemediği için ayrılmıştık. Şu an onlara nasıl söyleyeceğimizi bilmiyorum. Yani bu aramızda hiçbir alakalı bir sıkıntı yoktu. Sadece aileler istemediği için ayrıldınız. Aileler istemediği için ayrıldık. Maddiyat yüzünden. Ha, tek sebep de maddiyattı. Evet, maalesef. Yani nişanlınızın maddi durumu iyi değil. Onlar İyi değildi. Verilen sözler gerçekleşmedi. Benim ailem de istemedi. Burada bak bir virgül koyuyoruz. Hani ve ben başta de buna göz yumdum. O zaman bu durumun farkında değildim. Ben düşüne bu durumun farkına vardım. Şimdi işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Kendisini de çok seviyorum. Ah canım çok ya. Çok güzel. Eğer bu ikinci söylediği şeyi söylemeseydi, tek sebep para mevzusu olmuş olsaydı çok farklı konuşacaktım. Ama başta çok seviyorum dediği için mi diyorsun? Çok seviyorum, sadece para yüzünden ayrıldık demesiyle kalsaydı farklı konuşacaktım. Başta aileme farklı şeyler söylediler, sözler verdiler. Yapamayacakları şeyleri söylediler. Bir nevi yalan söylemiş oldular. Bunları yerine getiremedikleri için ayrılma söz konusu olmuş. Ama niye, bazen gönül ister mesela, onu yapmak için yola çıkarsın. Ne demişlerdi? Şartlar de müsaade etmez buna. Ne demişlerdi de yapamadılar? Ne vaat etmişlerdi? Yani evlilik olmadan öncesinde ev alacağız demişlerdi. Alamadılar. Alamadılar. Bunu siz şart mı koydunuz? Bizimkilerde tek sebep ev alınmaması değildi. Verilen sözün yerine getirilmemesiydi. Peki neden acaba verdikleri sözü yerine getiremediler? Olur ya, işleri ters gitmiş olabilir. Hani kandırmak evet, amaçlı. İstedikleri gibi olmadı. İstedikleri gibi olmadı gidişat. Ha, o zaman bu işin içinde bir yalan yok. Sadece planlanan şeyler gerçekleşmedi. Evet. Öyle mi? Bugünden evet, yarın hayatımızda ne tabii, çok şey tabii değişiyor hani, ya. Bir insan atıyorum mesleği yoktur. Önünde de böyle birdenbire 300 milyar kazanabilecekleri bir hedef, imkan vesaire yoktur ama sırf sallamışlardır. Alacağız demişlerdir. Bu doğru bir şey değil. Ama ticarete atılırsın, zarar ediverirsin değil mi? Müşteri gelmez, bilmem ne yapmaz, yapamazsın. O ayrı bir şey. Peki şimdi maddi durumu nasıl eşinizin? Orta derecede. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecek durumdasınız. Aynen, beni geçindirebilecek durumda. Hani ev falan alabilecek durumda değil ama beraber ikimiz geçmeyecek durumdayız. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ev alacağız alacağız diye çıldırıyoruz. Sonra işte o evi mirasta çocuklar senin olsun benim olsun diye kavga edip aileler parçalanıyor. Ama öyle deme ya. Kirada oturanlar için de evde bir güvence öyle yani. Kesinlikle ama ben ha, keşke aslında yani bu dünya malına hani tamah etmesek ama sen hiç kirada oturdun mu? Tabii canım. Ha, bilirsin o zaman. Ben çok yakın zamana kadar kirada oturdum. Tamam. Evet. O aybaşı ding gelir. Hala hiçbir şey aybaşı kadar. Bir dakika, ben şu anda kirada oturuyorum. Hayır, o İstanbul'daki evim henüz satılmadı. O yüzden hem Kırıkkale'de kirada oturuyorum hem Yalova'da kirada Allah oturuyorum. Allah herkese, bütün kiracılara Allah'tan nasip etsin inşallah. Allah'tan emekli maaşım var. Allah devletimizden razı olsun. Vallahi derlerdi ki yani çok az da olsa her ay geliyor ya kızım. O kadar değerli ki o para, gerçekten Allah razı olsun. Şimdi o zaman hangi şehirdeydiniz siz? Ankara. Ben heyecandan ilk başlangıçta şehri söylemeyi İstanbul unuttum. İstanbul mu? Olsun, önemli ya, tek değil. Tek sebep buysa ve Ankara'da. Planlar da tamam, planlar gerçekleşemedi. İşin içinde herhangi bir yalan aldatmaca yok derse ben Ankara'ya geleceğim. Sizin evinize geleyim. Annenizden sizi isteyeyim damat yerine. Nasıl? Nur da uçağa atlasın gelsin bir akşam. Yapalım mı? Aynen, sıkıntı değil. Ben konuşmayı göze alıyorum. Nasıl, ama onun nasıl konuşacağım ama düşünün. Evet, nasıl konuşacağımı. Peki. Hem de karşı taraf ailesine 1,5 yıl öncesinde bahsetmişti. Kesinlikle o kişiyle görüşmeni istemiyoruz. Asla onu gelin olarak kabul etmeyiz demişlerdi. Ben karşı tarafla alakalı hani ha, ne yapabiliriz taraf acaba? Tamam. Şimdi
Oğlan evini yerine koyalım kendimize, empati yapalım. Düşünsene, seni sırf oğlun parası yok, ev alamadı diye reddeden karşı tarafta bir aile var. Onların onurları kırıldı ister istemez. Tabii. Onlara annelerin kendini kandırılmış gibi hissetmelerinden dolayı çektikleri rahatsızlığı dile getirmemiz lazım. İlk cümleniz kesinlikle siz söz vermiştiniz, ev alamadınız, o yüzden annemler böyle böyle yaptı olmayacak. Annemler kendilerini çok kötü hissettiler. Kayınvalidenizin adı diyorum ki Ayten olsun. Ayten Hanımcığım, Ayten Anneciğim, artık nasıl hitap ediyorsanız. Annemler çok kötü hissettiler kendilerini. Başta siz diye başlamıyorsunuz. Yani şöyle başladığınız her cümle bir kavgaya, bir savaşa sebep olur. Ben ve benim duygularım. Bunu hissettirmeye çalışacağız. Tamam mı? İlk işimiz bu olacak. Hatta bununla ilgili bir hikaye anlatayım size inşallah. Annemler çok acı çekti. Bunca zamandır ben de çok acı çektim. Ben sizi çok seviyorum. Sizin doğurduğunuz, sizin sayenizde dünyaya gelen evladınıza da aşığım, onu çok seviyorum. Ben istemezdim hiç böyle şeyler yaşansın. Sizi de üzmek istemezdik. Beni de üzmek, oğlunuzu da üzmek istemezdik. Ama şükürler olsun ki annemlere biz doğru olanı ifade ettik. Sizin asla bir negatif kastınızın olmadığını, yalan söylemediğinizi, aldatmadığınızı, işlerin böyle olduğu için, ters gittiği için ev alamadığınızı, biz oğlunuzla birbirimizi çok seviyoruz. Evimiz olmasa da huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edeceğimize inanıyoruz. Siz de evlatlarınızın mutlu olmasını istersiniz değil mi? Başka birisiyle evlensem ben mutlu olmayacağım. Eminim oğlunuz da mutlu olmayacak. Gelin hep beraber kocaman bir aile olalım diye konuşabilirsiniz. Ay, benim kalbim hemen yumuşamıştı bu cümleler karşısında. Yani sizin yüzünüzden olmuştu böyle. Yani siz bize küstünüz ama yani siz söz verdiğinizi yapmadınız. O yüzden annemler hayır dedi derseniz kaybedersiniz. Peki, teşekkür ediyoruz seyircimize. Ama isterse kayınvalidesiyle de görüşebilirim yani. Eğer beni tanıyorsa, seviyorsa. Vay, harikasın. Hani bir de bana gıcık olan bir kadınsa tabii alacağım varsa da almam diyebilirim. Bir de kadın sana sinir oluyor. Anne. İlk Baybir Pınar'la geldim. Ne? Olur mu? Olur. Herkesi yok canım, sevmek zorunda değil. Sana gıcık olan var mıdır olmaz yani? Olur böyle mu? Bir tatlılığa gıcık olunur mu Allah aşkına yani? Olmaz, ekran başından diyorlar ki ben gıcık oluyorum. Ben. Ya herkesin vardır biliyor musun? Ama ben hep şunu düşünürüm. Karşındakini nasıl görüyorsan aslında sen kendin öylesin. Aynen öyle. Sen kendinin aynasısın aslında. Beni nasıl gördüğün önemli değil. Senin nasıl baktığın çok önemli. Bununla ilgili bir kitap var. Ve kitabın yazarı Kanada'ya gidiyor sevgili Nur. Hı. Çok kısacık anlatayım, çok etkili bir hikaye. Diyor ki arkadaşının evinde kalıyorlar. Arkadaşının kocası sen ne iş yapıyorsun diyor. Sen niye konferans vermeye geldin Kanada'ya? Diyor ki aynen senin dediğin gibi. Ben karşımızdaki eleştirdiğimiz her şeyin aslında bizde olduğunu biliyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Kendimizi düzen. Ne yani diyor. Çok özür dilerim. Ben diyor affedersiniz aptallardan nefret ederim. Yani şimdi ben aptal mıyım diyor. Evet aptalsın diyor kadın. İyice sinirleniyor adam. Akşam yemeğe çıkarıyor misafiri, karı koca çocuklar. Yerler böyle diz boyu kar. -12-13 derece. Yemekten dönüyorlar, evin anahtarı yok. Açamıyorlar, donuyor herkes dışarıda. Ondan sonra ara tir tir titriyorlar. Bir de bakıyorlar ki antrenin ışığı yanıyor. Oradaki portmantonun üstünde anahtar pırıl pırıl parlıyor. Kim unutmuş anahtarı orada? Malum kişi. Malum kişi, koca unutmuş. Bir göz göze geliyor kadınla. Evet, ben aptalım diyor. Aslında hani bir insan çok tembel. Çok rahatsız oluyorsunuz onun huylarından. Aslında içinizde de sizin tembellik var. Evet. Ah, keşke sorumluluklarım olmasa da ben de şöyle devirip bacaklarımı yatsam. Açıkçası ben diyorum bunu. Hiç vaktim olmadı böyle şeyleri. Unutmuyoruz. Ne diyoruz? Kişi kendinin aynasıdır. Mümin müminin aynasıdır diyor hadiste de. Yani biz o yönümüzle barışacağız. Karşımızdakindeki o sıkıntılar da bizi rahatsız etmeyecek. İkbal, inanılmaz telefonlarımız tamam, var sustum. Şu anda. Hayır, sus diye söylemiyorum. Yani çok, bana da mesaj gelmiş Instagram hesabına. Allah razı olsun. Ne mesajı? Valla seni çok seviyorlar. Allah razı çok olsun. Çok eğitici bir program. Her zaman seyrediyoruz zaten Nur'u diyorlar. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorlar. Zaten biz Nur'u seyrediyoruz diyorlar. Yani tabii ki Nurcum, İkbal Hanım'ın ben de cildi pırıl pırıl ne yapıyor? Bana teşekkür da sordular ediyorum. Geçen videoda yazmış bir seyircimiz, cildine ne yapıyor bize öğren de söyle. Vallahi cildime bir şey yapmıyor. Yok, bir şey yapıyorum canım. Hayır, şimdi, şey yok yani, var mı böyle bir anda, gerdirme falan? Ha yok, vallahi hiç botoks yaptırtmadım. Allah şahidim. Bak bunları yaptırabilir miyim botoks? Şişkoluk bu hayatım.
Kil maskesi yapıyorum mutlaka. Beyaz kil maskesi yapıyorum haftada bir İyi iki. İyi gözüküyorsun ama. Bir de bir şey kullanıyorum ama o henüz piyasada yok. Çıkınca haberleri olur zaten. İyi hadi bakalım. Telefonumuzu hadi alıyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyoruz sizi. Anlatacağınızı hissediyorum yani sesinizden. Öyle önemli bir konu ki seyircimizin yaşam enerjisi gitmiş. Hissediyorsun. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum İkbal Hanım. Çok teşekkürler. Nurhan Hanım. Teşekkür ediyoruz. Dinliyoruz sizi. Ben bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Dinliyoruz. Çok yakın bir zamanda ben oğlumu trafik kazasında kaybettim. Çocuğum 3,5 yaşında. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Ve ben oğlumu rüyamda uzun bir süre göremedim. Sonra bir mahkeme olayımız oldu. Mahkemeye gittim. İlk seferinde ben şikayetçi oldum. Hı-hı. Olmayacaktım ama oldum. Evet. Çocuğun kendi psikolojisinden dolayı oldum. Daha sonra ikinci mahkemeye gittiğim zaman rahatsızlık duymaya başladım artık. Hani yok kazaydı dedim, oldu dedim. Ama karşı tarafta biraz yalan söylemeye başladı. Hı-hı. İkinci sefer hem mahkemeye gitmedim hem de şikayetimden geri çekildim. Ama kendi kendime dedim ki ben bu şikayetimi geri çekmemin sebebi bu dünyada nefes alan hiçbir canlı için değil, Allah için. Bravo. Ve bunu söyleyerek çektim şikayetimi geriye. Ve çocuk şu anda serbest. Hı-hı. Ve ben bu şikayetimi geri çekme kararı aldığım gün oğlumu rüyamda gördüm. Oğlum çok güzel gülüyordu. Ve bana tatlı yedirdi oğlum. Doğruyu yaptığınızın mesajını vermiş evladınız size cennetten inşallah. Çok güzel gülüyordu. Çok çok güzel gülüyordu. Ve tatlı yediğimi gördüm sonra rüyamda. Öyle yani mutlulukla dedim. Acaba yanlış bir karar mı verdim? Sonradan bilmiyorum. Yani aslında siz karşı tarafın suçunun %99.9 olmadığından emindiniz. Suç biraz da çocuğunuzdaydı değil mi? Yanlış mı anlamışım? Çocuk kendisi suçlu. Şeyler hepsi tutanaklar hepsi çocuğa. Karşı taraf dediniz. Karşı taraf mı suçlu? Sizin çocuğunuz mu suçlu? Hayır karşı taraf. Karşı taraf suçlu. Karşı taraf suçlu. Karşı taraf. Benim hiçbir suçum yok. Anladım. Ben yanlış anlamışım. Hakkınızı helal edin. Şöyle bir durum. Eğer karşı taraf bunun pişmanlığını duydu ve size itiraf etti ve bir daha asla böylesine tehlikeli olarak araba kullanmayacağına söz verdiyse amenna. Tabii. Bizim affetmemiz karşımızdaki insanın aynı günahı, aynı hatayı tekrar tekrar yapmasına sebep olacaksa o zaman orada bir düşünüp durmalıyız tamam mı? Yani sen bir cana kıydın. Peki ortada bir ölüm sebebi var. Yani kamu davasına girmiyor mu? Yani tek kişinin affetmesi yeterli oluyor mu? Çocuğu 3,5 yaşında ya. Değil mi? Onu doğru anlamış mıyım? Evet. Şimdi 3,5 yaşındaki bir çocuğu annesi neden yolda korumadı da olmuş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani sen bir anne, velayet kimdeyse anne ya da baba, çocuğunu her türlü tehlikeden koruma mecburiyeti var. Yani sokağa çıktığınız zaman çocuk kendi kendine gidip de kaldırımdan yola fırlıyorsa annede de suç aranıyor. O anda yanında kim varsa ondan sorumlu olan. Anlatabiliyor muyum? Yani %100 karşı tarafa ait olmayabilir. Hatanın %80'i karşındır ama %20'si de bize ait olabilir. Siz eğer bir şey sorabilir miyim ki, ben? Yani çok merak ettim. Affetmenizin temel nedeni açıkladınız gerçi ama bunu ben Allah için yaptım dediniz değil mi? Evet evet aynen o şekilde. Şöyle mi düşündünüz? Ben evladımı yitirdim artık onu öpüp koklayamayacağım. Bu çocuğun da annesi onu hapishanede olduğu için öpüp koklayamayacak. İki ana aslında biri fiziki biri manevi olarak da evladından uzakta kalmış olacak. Birini kurtarayım diye mi düşündünüz? O şey yapamam size ona ama ben yani hiç kimse için ne onun için ne bir başkası. Hani Allah rızası için. Ağzını siz doldurun artık. Tamam. Ben Allah için dedim ki kalsın çıksın ne istiyorsa onu yapsın. Peki teşekkür ediyoruz. Şeyi güzel açıkladı dedi ki. Ben Allah için affettim. Bravo, altını bravo, siz doldurun bravo, artık dedi. Bravo. Daha bunun üzerine ne söylenebilir ki? Kesinlikle aslında işte Allah-u Teala bir kere kader ayette ne diyor? Ecel geldiği vakit ne bir saniye önce ne bir saniye sonra diyor. Yani onun kaderi 3,5 yaşında cennet kuşu olmakmış. Yani eğer günahkar bir hayat yaşayacaksam 3,5 yaşında vefat etmeyi tercih ederdim kendime göre. Anlatabiliyor muyum? Diğer telefonumuzu yani, da alalım. Bravo affedebildiğine göre Allah da sizin affedilecek günahlarınızı örtüverecek inşallah. İstanbul'dan affedecek. Bir telefonumuz var. Hoş geldiniz. Alo. Buyurun hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Besmele çekin. Önce Nur Hanım gerçekten siz olduğunuz için bu programı maşallah. Dinliyorum.
Allah razı olsun. Ve izliyorum. Ben ve konuklarım İlk olmadığı sürece vallahi ben de bir hiçim. Burada biz şöyle söyleyeyim, konuklarımla birlikte pazartesten cumaya el birliğiyle size en güzelini sunmaya çalışıyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Hayır, Allah razı olsun. Sağ olun. Buyurun. Biriniz var sizi ayıran başka spikerlerden de. Bizim kalbimizin sesini siz dile döküyorsunuz orada. Bu gerçekten tanıdıklarımla beraber bu harika bir şey ya. Bizim hani siz az önce dediniz ya, kalbimde ne varsa ağzımda o. Evet. Bizi konuşuyorsunuz. Maşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Şimdi ama Nur'un makyajını akıtacaksınız. Böyle yapmayın. Bu kadar ben da. Ben mutlu oluyorum ama ben şunu söyleyeyim. Gündelik yaşamda da böyleyim, biliyor musunuz? Empati yeteneğim. Yetenek mi derler ona? Empatim çok yüksektir. Duygusal zekan yüksek. Duygusal zekan mı yüksek bilmiyorum. Ben çok önemserim. Her kişinin derdi kendi derdimmiş gibi dinlerim. Ve elimden ne geliyorsa da yapmaya çalışırım. Allah razı olsun. Bu camiada da hani çok özür diliyorum ama şan, şöhret vesaire insanın kibrini besliyor ya. Yani değiştirmemiş. Belki bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda insandan birisi sevgili Allah Nur. Razı. Yani hep aynı, hep aynı. Sağ ol. Rabbim korusun çok her zaman seni. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Efendim sizi can kulağıyla dinliyoruz. Hadi anlatın bize. Ya bizim bir olayımız oldu bundan 15 yıl önce. Ama hiç görülmemiş diye, duyulmamış diye bir durum, ben öyle Allah görüyorum. Allah. Nedir? Kız kardeşim kayınvalideleriyle büyük bir tartışma yaşadı. Görümcesiyle birlikte. Ve bizi o kadar çok fitledi ki, görümcesi de bayağı kilolu, düğünü olacaktı. 6 ay boyunca bir gelinlik için çok gidip geldi. O tartışma da tam düğün gününe denk geldi. Eyvah. Biz çoluk çocuk toplandık. Annemle, kız kardeşimlerimle falan gittik oraya. Onların evine gittik. Hani tartışmak mı diyeyim artık, yani ne oldu gibiler. Hesap orada sormaya hancımızı, mı? Hesap sorma diyelim. Orada hancımızı alamadık yani. Bir kısmımız o gelinlik odasına girdi. Makasla o tüm gelinliği paramparça ettik. Aradan 15 yıl geçti, o gün o düğün olmadı. Gelinliği gelinliği üzerindeyken makasla paramparça ettiniz. Hayır, gelinliği daha giymemişti. Ha, askıdayken. Askıdayken. Makasla paramparça ettik. Niye böyle bir şey yaptınız? Şeytan. Kız kardeşim o kadar çok fitlemişti ki bizi. Yani hiç böyle hızımızı alamadık. Bir dakika, size soracağım çok soru var. Bir reklama gidip geliyorum. Müsaade edin, ne olur, olur mu? Çok kısa bir aram var. Mehmet Emin Kırgil de ünlü rüya yorumcusu. Eyvallah. Programımıza katıldı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel yorumlar alıyorum sizle ilgili. Az sonra rüyalarımıza döneceğiz. Eyvallah. Ama müsaade ederseniz bir telefonda kaldık. Benim için de çok önemli bir telefondu. Ben de merak ettim o Hatta konu. Reklama gittiğimizde İkbal'le burada kendi kendimize konuştuk. Nasıl oldu? Niye yapmışlar bunu? Seyircimiz hatta efendim hoş duyabiliyor musunuz bizi? Hattasınız değil mi? Hoş geldiniz diyecektim. Alo. Evet, duyuyorum. Şimdi az önce bizi aradınız. Dediniz ki, bir daha özetleyelim. İşte kız kardeşlerimizin dolduruşuna geldik. Bir arkadaşımız çok kiloluydu. 6 ayda yaptırdığı gelinliği. Arkadaşımız değil, onun görümcesi. Ha, onun kız görümcesi, tamam. O akrabamız diyelim. Onun 6 ayda yaptırdığı gelinliği biz de kız kardeşimizin dolduruşuna gelerek dakikalar içerisinde odasına girip makasla parçaladık. Değil mi? Evet, doğru. Bundan büyük bir pişmanlık duydu ki şimdi bunu itiraf ediyor. O zaman bildiler mi gelinliği sizin parçaladığınızı, yoksa kim vurduya mı gitti? O bir yıl içinde çok da böyle farkında değildik. Daha doğrusu ben değildim. Sadece ben yapmadım zaten. Hı hı. Bir yıl sonra empati kurmaya çalıştım. Ve bir yıl sonra hayatım gerçekten ızdırap oldu. Helalleştiniz mi? 15 yıldır bu hayatımız ızdırap oldu. Zaten o gün düğün olmadı. Gelinlik o gün olmadı. Gelinlik yok diye daha mi olmadı düğün? Tabii yani bir felaket oldu ya. Düşünsene. Bunun hayatımda bir felaket oldu. Çünkü çoğumuz ne yapıyoruz? Gelinlik giyeceğimiz yere
rahat bir kıyafetle, bir eşofmanla falan gidiveriyoruz değil mi? Üzerimize gelinliği tabii giydiriyoruz. Ya ben şunu merak ediyorum. Yani şu bilinci kızcağız. Merak ediyorum. Şu duyguyu çok önemsiyorum ve çok merak ediyorum. Neden parçaladınız? Çok öfkelendiler, çok dolduruşa geldiler. Çok dolduruşa geldik kız kardeşimi. Ama işin ilginç boyutu daha sonra çıkıyor. Ben o yüzden zaten kafama vuruyorum, dizime vuruyorum. Kıskandığı ben için mi ilacı aldım. Bir yıl sonra kız kardeşimi sıkıştırdığım zaman bana dedi ki, yok aslında onun suçu yoktu. O bir şey yapmamıştı. Bakın ya, şu anda anlattığım zaman bile gerçekten rahatsız şu anda olursunuz. Oturuyorum çünkü elim ayağım titriyor. Buradan... O gün düğün olmadı. Bir ay sonra nikah oldu ve o kız hiç hayır görmedi ve dua etti. Kız kardeşlerim bu şekilde hiçbir hayır görmediler. Ya. 10 yıl hapsede sonra, gelebilirlerdi. Peki sizin yaptığınız ortaya çıktı mı? Biz yaptık tabii ki. Başka kimse yoktu ki orada. Çıktı mı ortaya? Karşı taraf bildi ve sizi mahkemeye vermedi bu durumdan dolayı, öyle mi? Maddi manevi tazminat davası açabilirdi bundan dolayı size. Yok, açılmadı. Ya ama açılmadı zaten... ama keşke açılsaydı. Sizin duyduğunuz bu... Biz beddua aldık. Vicdan azabı çok daha... Şimdi peki o zaman... bir şey daha soracağım, tamam. Hemen sana bırakacağım sözü. Dediniz yani o günden sonra benim hayatım zindan kabusa oldu, döndü. Bunun pişmanlığından dolayı mı kabusa döndü? Yaptıklarınızı farklı şekilde mi ödediniz? Pişmanlıktan dolayı elbette ki. Yani böyle bir şey nasıl olabilir yaptım ya? Heh, işte bu. Böyle bir şey nasıl olabilir? Ben 10 yıl sonra onun telefonuna ulaştım. Heh. Ve yalvara yalvara helal etmesini istedim. O da bana bu şartı koydu. Benim annem abim için gece gündüz ağlıyor dedi, eniştem için. Hı. Benim annem eniştemin evine, kız kardeşimin evine giderse seni helal ederim dedi. Ben de kız kardeşimle kesinlikle bir çizgi çizdim. Bu kayınvalidem buraya gelirse dedim ben varım. Gelmezse ben yokum artık. Bravo. Kız kardeşim beni kaybetmemesi için bunu kabul etti. Oh. Ve annesi gidip geldi artık. Tabii o süreçte eniştemle annesinin arası hiç iyi değildi. O şekilde ben helallik aldım diye düşünüyorum. Çok güzel. Bir anlamda ara buluculuğu siz yapmışsınız. Bir anlamda ama içten mi etti? Hani annesi için mi etti? Onu da çok iyi bilmiyorum. Olsun olsun. Ama olsun. Şimdi düşündüğüm zaman ya bu nasıl bir canilik olabilir? Ve en kötüsü kız kardeşimin bir yıl sonra bize dediği şey. Onun suçu yoktu. O bir şey yapmamıştı. Ah işte bakın o kadar ve güzel bakın, bir... Bunu da söylüyorum size. Kız kardeşim 4 yıldır çok ağır bir hastalıkla imtihan ediliyor. Hmm. Çok ağır. Evet. Peki anladım. Çok teşekkür ediyorum size. Bunu ama yani burada mutlaka söylenmesi gereken hemen birkaç nokta siz var. Siz de ne olur televizyondan başından dinleyin. Çünkü telefondan kaçırıyorsunuz bazen. Çok teşekkür ediyorum bu önemli itirafınız için. Bu itiraf size neler açacak? Yani sevgili İkbal Gürpınar ara buluculukla sizi nasıl yönlendirecek? Bunu bir öğrenelim. Hı. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben hem ara buluculuk hem biraz dini bilgiyi karıştıracağım. Diyor ki bize Allah'ımız, aranızdan birisi size bir kötü haber getirirse, bir fasık, birisi hakkında kötü bir şey getirirse onun doğru olup olmadığını araştırın diyor. Araştırmadan şeytana uyup, cuhşu huruşa gelip, gaza gelip kaba tabirle gitmişler ve böyle kötü bir şey yapmışlar. Bir kere bu aklı başında bir insanın yapacak iş değil o anda. Bütün hapishaneler de o bir anlık gaflet tabii yüzünden içeride yatanlarla dolu. Aman diyeyim. Kötü bir şey hissettiğinizde, canınız kötü bir şey yapmak istediğinde bir Euzu Besmele çekin. İçinizden bir ona kadar sayın ve deyin ki Rabbim bu yapacağım şeye razı gelir mi? Onun hoşuna gidecek bir iş mi benim yaptığım? Akledin ve vazgeçin. İkinci önemli mevzu. İfrat tefrit mevzesi var ya hani. 6 ay bir gelinlik için hazırlanmak ne demek arkadaşlar? Aşırı bir şey değil mi bu? Tabii. Bir insan gelinlik için 6 ayını verir mi? Bir yandan da o kızın imtihanı. 6 ay gibi aşırı bir durumda bulunmamızı hazırlık için istemez Allah. Ama bir Allah şey söyle, ama bir dakika. Kızın aşırı kilosu olduğu için bazı şeylerde belki yapılmıştır. Zorlanmış. Ama hiçbir şeyi aşırı aşkın bir şekilde sevmemizi, istememizi, üzülmemizi bile o aşırı şekilde olmasını istemiyor Allah. Yani tamam, diyorsun ki her şey azı karar, onun çoğu zarar. Kesinlikle. Yani onun da bir imtihanı vardı burada. Bunlar şeytana uydular. Şimdi aslında bu hanımefendinin bunu itiraf etmesi o kadar kıymetli ki hepimiz için. Arkadaşlar
biri kötü bir şey söylerse hemen ciddiye alıp gaza gelmeyeceğiz, tamam mı? Araştıracağız. Bana yapılmasını istemediğim bir davranışı başkasına da yapmamaya gayret edeceğiz. İçiniz ferah olsun. Siz çok güzel bir şeyde vesile olmuşsunuz. Ama biz gereken dersi kendi adımıza evet, alalım. Aman. Bugün gerçekten arayan telefonlardan eminim herkes payına düşeni almıştır. Hiç kimseyi kınamayacağız. Olayları küçümsemeyeceğiz. Sakin olacağız. Ve evet, sakin olacağız. Ama şunu öğrendim ki bugün ben payıma benim şu düştü. Düştü. Ne var biliyor musunuz? Yaptığınız ne olursa olsun, kötülüklerden bahsediyorum. Allah belki bunu sizin yanınıza, yarına bırakıyor. Ama kimsenin yanına bırakmıyor. Kesinlikle. Herkes mutlaka bir gün yaptığının cezasını çekiyor. Çekecek. Son bir noktada kız kardeşim çok feci hasta dedi ya. Hı hı. Şimdi ondan şöyle yola çıkarak hataya sakın ha düşmeyelim arkadaşlar. Biri bir belaya uğradığında ha kim bilir ne günah vardı da böyle oldu. Hastalandı ha kim bilir ne haltlar karıştırdı da böyle hastalandı demek bize yakışmaz, tamam mı? Çünkü bazı felaketler bizim için önlemdir. Tabii. Belki ödüldür. Belki de bir cezadır. Onu Allah'a şunu öğrendik Teala zaten. Bilir. Kınamayacağız, yadırgamayacağız. Evet, şimdi aynen. Rüyalara geçiyorum. Haydi. Sevgili İkbal. Rüyalar bize gelecekten haber veriyor mu? Rüyalar bize ne anlatıyor? Az önce dinlediniz mi hocam? Bu arada telefonlarınızı bekliyoruz rüya ile ilgili. Bir evet. Seyircimiz aradı. Trafik kazasında oğlunu kaybediyor. Ha, karşı tarafa güzel. Affediyor ve oğlu rüyasına giriyor. Gülümseyerek evet. Annesine bakıyor. Bir anlamda annesine teşekkür ediyor. Teşekkür ediyor. Mesela hep bunu ben size soruyorum. Ölmüşlerimiz rüyamıza girdiği zaman bizden bir şey mi istiyor? Ölmüşlerimizin rüyamıza girmesi bize ne anlatır? Şimdi vefat eden arkadaşlarımız ya da sevdiklerimiz, çevremizdeki insanlar, akrabalarımız, evlatlarımız da olabilir. Biliyoruz annemiz, babamız da olabilir. Fakat insanın rüyasına gelmesi lüks rüyadır. Ben evet, bunu hep lüks, söylüyorsunuz. Evet, lüks rüya. Çünkü ölmüşlerimizi neden? Rüyamızda görürsek lüks rüya lüks anlamına rüya, geliyor. Evet. Çünkü neden? Bizim onları görme şansımız yok. Onlar hep gayiptalar. Gayipte oldukları için onlarla istişare geçmeye şansımız da kalmıyor. Orada annesine gelip de hakkını helal ettiği için buradaki annesine maneviyat tarafında bulunduğu yerin rahat ve huzurlu olduğunu, annesinin helal etmesiyle alakalı ve annesini de Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu evladı ama Allah'ın oluyor çünkü bütün her şeyi Allah'ın biliyorsunuz. Orada ne yapıyor? Anne bir erdemlik yapıyor, karşı tarafı affediyor. Evlat da rüyasına geliyor, Cenab-ı Allah ona lüks rüyayla işaret gönderiyor. Hı hı. Evladın sana hakkını helal etti, sen oraya hakkını helal ettiğin için diyor. Peki. Çünkü öyle sınava çekildiler. Fakat vefat edenlere konuşmamız daha bir üst sınıfa düşüyor. Onlarla konuşmak ekstra bazen lüks. Olmuyor tabii. Çünkü onlarla fazla konuşamıyoruz, irtibata geçemiyoruz. Nerede olduklarını soramıyoruz. Peki hiç görmüyorsak ne anlama geliyor? Şimdi hiç görmüyorsak bir anlama gelmiyor. Sadece şu var, yani Allah isterse onlarla biz bir işçere haline girebiliyoruz. Şimdi şöyle diyelim, şeytan birçok rüyalara müdahale etme şansı var. Allah-u Teala çok güç vermiş ona. İstese o gücü de alır. Ama netice itibariyle burada sadece ve sadece bir sınıftaki insanın, yani o sınıfa, o sınıftaki insanın sıfatına girmiyor. Kim? Hazreti Peygamber Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatına girmiyor. Sonra bir de mesela örnek veriyorum girmiyor ama diğer yandan da vefat eden insanların sınıfına girmeye de çalışmıyor. Çünkü vefat edenlerle işi kalmadı. Dünyadaki yaşayanlarla işi var ki şeytanın yanlış yola itmesi için uğraşıyor. Evet, hangi rüyalar olumludur, hangi rüyalar olumsuzdur? Rüyalar bize ne anlatır? Rüyamızda evet. Gördüğümüz şey aslında bize bir mesaj verir mi? Bunu konuşuyoruz. Peki gördüğünüz rüyanın ne anlama geldiğini merak ediyor musunuz? O halde bizi aramanız yeterli. Giresun'dan bir seyircimiz var. Tabii ki. Gördüğü rüyayı hayır mı şer mi diye hayırdır inşallah diye. Amin, hep böyle olsun. Başlar ya konuşmalar. Evet. Efendim rüyanız hayır olsun, dinliyoruz. Merhabalar. Merhabalar, buyurun. Ablacığım ben bundan 1,5-2 sene öncesi rahmetli eşimi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Ama o ölmeden önce hani bir rüya görmüştüm. Böyle bir hani rüya da değil, çocuğumu emzirirken böyle birden aklıma geldi, daldım. Hani onun o cenaze merasimi birden gözümün önüne geldi. Onun bir ay öncesinde de bir kalabalık oldu. Eşimin öldüğünü gördüm ve 2 ay sonra toplamda 2 ay sonra rahmetli eşim vefat etti. Onun üzerine ben bir daha evlilik yaptım. Ama dün değil ondan önceki günde şu anki eşim öldüğünü gördüm. Hani bu rüyalar önce oluyor sonra geçmiş. Bu beni çok etkiliyor. Allah. Bunu öğrenmek istiyorum ben. Hayır olsun gerçekten. Allah korusun. Evet. Allah korusun. Evet, ve Allah hayır olsun gerçekten ilginç bir rüya. İlk eşinin öldüğünü yaşarken
İstediyor, evet, rüyasına istediyor. Giriyor ve belirli bir süre sonra kaybediyor. Evet. İkinci kez evleniyor. Eşinde, evet. İkinci eşinde aynı şekilde vefat ettiğini görüyor. Şimdi böyle korkulan ya da kafanızda hadise bırakan ya da kafanızda muallakta kaldığınız durumlarda rüyalarınızla alakalı sadaka vermenizi öneririz. Her şey illa böyle çıkacak değil. Sizin bilinç altına da yatmış olabilir. Korktum. Mesela daha önceki eşinden dolayı kaynaklanan bir şey şimdikine de yansıyabilir yani. Bilinç ya buna da olursa diye korkusundan da görmüş olabilir. Evet. Peki teşekkür ediyoruz seyircimize. Evet. Ama rüyalar insanı etkiliyor hocam ya. Tabii canım. Tabii. Yani düşünsenize ilk eşinizde rüyayı görüyorsun. Evet. Eşini kaybediyorsun. İkinci de evleniyorsun, tekrar aynı rüyayı görüyorsun. Kaybetme o yüzden ben korkusu. Bir şey söyleyeyim mi size? Ben mesela bir rüya gördüğüm zaman onu birinin yorumlamasını da istemiyorum, biliyor musunuz? Hani maazallah kötü bir kendin şey... kendin de yorumlamayacaksın. Ha, kötü bir şey söyler de... Yani bilmeyen bir kişi için söylüyorum. Tabii, tabii. Sakın yanlış anlamayın. Ya da sevemeyen, sizin kıskanan bir insan. Biliyorum, saygımız sonsuz, inancımız da yani. Yoksa onu biliyorum. Burada seyircilerimizle paylaşmayız. Evet. Bilmeyen bir kişinin... Mesela açık bir ablam, annem... Ya da ne bileyim etrafımdan bir arkadaşım. Bu rüyayı gördüm ne anlama gelir diye sormak istemiyorum ki. Allah göstermesin yanlış bir yorum yapar da o gerçekleşir diye. Evet. O yüzden rüyaları bir bilene sormak lazım. Allah'ın dilek kapıları her zaman açıktır. Cenab-ı Allah'ın. Ama yeter ki oraya mesajı göndermek lazım. Göndermek için de kişinin sabit bir fikirle dua etmesi lazım. Evet. Diğer yandan rüyalar bize mesaj gönderiyor. Nasıl ki telefonla birbirimize mesaj gönderebiliyorsak. Kimi Allah göstermesin acı haber gönderiyoruz mesajda. Kimi sevineceği bir müjdeli haberi gönderiyoruz mesajda. Kimi zaman birbirimize mesaj attığımızda seni seviyoruz ya da duygusal bir şey gönderiyoruz. Karşıdaki kişiyi ya da davet ediyoruz, örnek veriyorum. Rüyalarda insanlara gelen Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu kullarına mesajlardır. Bu mesajın içeriğini bilmek lazım. Mesela ben geçen hafta... Sabun demiştiniz. Sabun demiştim. Evet. Şimdi geçen hafta hocam 3 tane şey söyledi. Evet. Sabun, çivi, bıçak. Bıçak, evet. Bunları görürseniz demiştiniz. Evet. Sabun mesela... Hocam onları biraz sonra açıklayalım. Tamam biraz sonra açıklayalım. Zaten rüyanın sonunda yine bir şey var. Onu da uyarıcı olarak vereceğiz. Neyin sonunda? Programın sonuna doğru. Sen ne, de hep öyle ekliyorsun hocam ya. Yine rüyalarla alakalı. Yapmak zorundayız yani rating, şimdi. Rating bak görüyorsun evet. Değil mi? Biliyor, öğrenmiş. Neyi? Rating işi sonunda yok. Söylüyor hayır, ki. Rating işi ama değil. Her anda şimdi, söyleyebilir yine de yani. Her anda söyleyebilirim yani. Hocam neden şimdi söylemeyelim diyorum. Seyircilerimiz hattımızda yani şu anda telefonlar kilitlenmiş durumda. Tabii alalım. Alacağım alalım, biraz sonra. Alalım. Bıçak, evet, çivi, sabun. Evet sabun. Görürseniz az sonra açıklayacak evet, hocam. Evet. Efendim hoş geldiniz. Alo. Alo. Buyurunuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurgül Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Buyurun, dinliyoruz sizi. Dinliyoruz, sağ olun. Rüyamda Mehmet... rüyamda üstünde bir takım elbise vardı. Evet. Ve bir altın ve bir aldım ve kaybolduğumu hissediyorum rüyamda. Yusuf Bey, rengi neydi takım elbisenin? Yanlış hatırlamıyorsam kahve rengi veya mavi olması lazım, mavi. Koyu lacivert mi? Evet, ama alo? Evet, gelir misin? Biz çok net duyuyoruz sizi. Evet, çok teşekkür mavi ediyoruz. Ve kahverengi. Evet, mavi takım elbisenin. Ne anlama geldiğini soruyorsunuz değil mi? Peki teşekkür evet. ediyoruz size, sağ olun. Hocam renkler de rüyada aslında çok şey ifade tabii ediyor değil mi gördüğünüz tabii, renkler? Ama sevgili şey seyircimiz evet. üzerinde bir takım elbise giyiyor. Evet. Mavi ya da kahverengi diyor, onda da çok emin değil. Evet. İkisini de biz açıklayalım. Tamam. Mavi giyse ne olur, kahverengi giyse ne olur? Şimdi mavi renk giyerse bu kardeşimiz... Beyaz giyse söz olur, siyah giyse toz olur. Şimdi eğer lacivert ya da mavi renk giyen kardeşlerimiz takım elbiseyle bir akşamüstü kendilerine gelecek olan bir mutlu haberin bir düğün ortamına Allah ya da Allah. Sevineceği bir ortama gireceğini, kahverengi giyinmesi kişinin devlet kapısında bir işin olacağını ve gidip oradaki devlet kapısındaki işinin sonuçlanacağını gösterir. Beyaz takım elbise giyen bir kardeşimiz işe bir muradı olacak. Aynı zamanda kafasına taktığı soru işaretlerinin ortadan kalkacağını, siyah takım elbise giymesi kişinin bir anda yol kararı alıp yola gideceğini gösterir.
Allah Allah. Evet. Peki rüyanda haşlanmış buğdayı yengeme veriyordum demiş. Gerçek bir şey söyleyeceğim. Ne kadar yani, detaylı görüyorum değil mi? Yani bir senaristine deseniz ki al şunu yaz. Vallahi yazamaz. Öyle rüyalar var ki burada. Bak şimdi, haşlanmış buğdayı yengeme veriyordum. Tavuklarını yedirsin diye. Pencerenin önüne döküyordum düzgün bir şekilde. Ama benim yengemin tavukları yok. Oturduğumuz evlerde bizim eski oturduğumuz evler demiş. Tavuklar, yenge ve buğday. Eski oturduğu evler. Bir de buğday. Buğday, evet. Rüyada kişinin buğday gördüğü, kendisi eğer yeni evliyse kendisinin bir evladın olacağı, eğer kendisinin bir evladı yok ise çevresinde bir bebek haberi alacağına, bir kişinin bebeğin olduğunu, bir sürü haşlanmış, bebek, eyvah. Evet, haşlanmış su olması, Allah izin verse yazın. Diğer yandan içerisinde bir şey daha söylemişti bize. Düzgün bir şekilde tavuk. Tavuklar demişti. Tavuk. Küçük bir dedikodu ve yengesinin olması, bu dedikodunun yengesinin hakkında yapılan bir dedikoduyu işaret etmiş bize. Allah Allah. Bir de ama yengesinin normalde tavukları yok. Geçen sefer de Instagram'a o kadar çok kişi yazmış ki ben hiç bakmadım. Söyle, senin Instagram'da. Ölmüş birinin rüyada ev yakması nedir diyor Emine Aslan Çınar. Ölmüş birinin evde, yani evi yakması, kendisine gelecek olan bir misafirin kendisine zarar vereceğini, dedikodu yapacağını, bilmediği kelimeleri yanında konuşmaması gerektiğini, söyleyeceği sözlere dikkat etmesi gerektiğini, başına iş açacağını işaret eder. Çenemizi evet. Tutacağız yani. Şimdi telefonumu evet. Alacağız. Emine Hanım da diyor ki rüyamda Nur seni gördüm, ne anlama geliyor? Benden bir şey çıkmaz. Kısmet, ay olur mu öyle şey? Benden bir şey çıkmaz. Aşk olsun. Rüyada beyaz benizli bir hanımefendiyi görmek, Allah nasip ederse aydınlığa çıkacağınızı. Esmer bir hanımefendiyi görmek, akşam üzeri size gelecek olan mutlu bir haberi işaret eder. Sarışın. Tabii biz sarışından bahsediyoruz. Sarışın olması yazın güzel günlerin kendisine yaklaşacağını işaret aman, eder. Aman güzelmiş ayol. Evet. Hadi diğer telefonumuzu da alalım. Alo. Güzel şeyler duymayı ne seviyoruz değil mi? Çok seviyorum. Bana hep güzelliklerden bahsedin, güzel şeylerden bahsedin. Hocam derdi herkes biliyor. Sen neşeden evet. Haber ver. Değil, değil mi? Güzel. Aynen. Efendim hoş geldiniz. Alo. Buyurunuz, dinliyoruz sizi. Hoş geldiniz. İyi günler efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Buyurun. Nur Hanım, ben Mehmet Bey şöyle bir rüya gördüm. Ortak bir anda kıyamet kopuyor gibi. Bütün büyük kaya parçalı dağlar, tepeler yer yerinden oynuyor. Hı hı. Havada uçuyor. Bu sırada ağaçlar da aynı şekilde köklerinden kopuyor. Ben bir tane ağacın köküne yapışıyorum. Bir kuvvet sanki beni alıp götürecekmiş gibi beni de şey yapıyor, sürüklemeye götürüyor. Ben yere paralel olarak o ağacın köküne tutunuyorum. Fakat götüremiyor beni. Ortalık böyle alacakaranlık. İnsanlar böyle bağırıyorlar. Çoluk çocuk herkes uçuşuyor. Böyle bir durum var. Peki. O sırada ortalık birden duruluyor. Ben kendimi iki tane mezar, bembeyaz mermerden yapılmış. Mezarın başında bir tane çok güzel bir kadın. O da beyazlar içerisine bürünmüş. Ayağının dibinde de iki tane böyle 4-5 yaşlarında çocuk. Bakıyorlar bana böyle gülümsüyorlar. O sırada rüyam bitiyor. Böyle bir rüya gördüm. Peki siz bu rüyayı gördüğünüzde, uyandığınızda ne hissettiniz? Vallahi bir anlam veremedim ne hissettiğimi. Peki bakalım bu rüya aslında ne anlatıyor? Buyurun hocam. Sevgili kardeşim bir şey soracağım size. Bebeklerin yani oradaki 4-5 yaşında olan çocuklarımızın ayakkabıları siyah mıydı? Vallahi bir anlam veremedim Şey yapalım mı seyircimiz? Yayını, ne olur televizyonun sesini aç tabii ki şu anda. Canlı yayının sesini kısın. Televizyonun sesini kapatır mısınız lütfen şöyle? Böyle demiyorum bak artık. Şöyle televizyonun sesini kapatalım, bizi telefondan duymaya çalışın. Tamam. Hı. Çocukların ayakkabılarını hatırlıyor musunuz? Ayakkabıları gözükmüyor. Tamam. Bembeyaz içerisinde kapalı yani. Şimdi siz dışarıdan bir vefat haberi ya aldınız ya alacaksınız dışarıdan. İki tane mermerin, mezarın olması size bu haberin ulaşacağını, çocukların olması netice itibariyle siz bir sıkıntı yaşıyorsunuz, sıkıntılarınızı aşacağınızı,
orada ağaçların, işte rüzgarın bir türlü hani oradaki kıyamet gibi kopması, netice itibariyle ya çevrenizde birini uyaracaksınız ya da biriyle beraber oturup bir konuyla alakalı ciddi bir karar vermeniz gerekecek. Diğer yandan kendi hayatınızda bir takım değişiklikler elde edeceksiniz. Bir ağacın köküne sarılmak Allah izin verirse yine de rüyanın sonunda sıkıntıları ve maddi manevi sıkıntıları tamamıyla geride bırakıp güçleneceğinizi gösteriyor. Peki, teşekkür İnşallah. Ediyoruz. Hocam, rüyada çok detay soruyorsunuz. Ayakkabıları ne renkti? Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Tamam mı arkadaşlar, lütfen. Hakikaten şimdi onu düşündüm. Hani rüyada çünkü o kadar detay hatırlar mıyız? Şimdi bir adam, yani mesela örnek vereyim, hanımların genelde çoğu evde yemek yaptıklarında çok şeye dikkat ederler, değil mi? Evet. Ama biz sağlığımız çalıştığı için. Ben de derim ki yani şimdi yemek yaparken bir tavaya kaç tane yumurta kırdığını insan bilmez mi? O bizim için çok önemli. Tava önemli değil. Ocak da önemli değil ama tavanın içerisinde kırılan yumurta bizim için önemli. Allah Allah. O evet. yüzden sevgili seyircilerimiz, rüyanızı gördüğünüzde hemen evet. not edin. Ben çünkü şahsen unutuyorum sonrasında. Evet. Hemen not ederim. Şimdi bir seyircimiz demiş ki, Hülya Hanım, ben umredeyken rüya gördüm. Kabe denizdeydi. Ben, kardeşim ve hanımı yüzerek Kabe'nin içine girdik demiş. Evet. Şimdi bu rüyaya bakıldığında biri bana bu rüyayı anlatsa, vay kardeşim. Yok, seni güzellikler bekliyor derim. Gerçekte yüzerek tavaf edenler oldu biliyorsunuz geçmişte. Bunun fotoğrafı da var. Öyle mi, bilmiyorum. Yüze yüze, o kadar bu yapılanmaya olmadan evvel yüze yüze tavaf etmiş insanlar. Çok isterdim onu orayı. Yaşamak yani. Bilmiyorum. Su basmış, bilmedim. Öyle şimdi sizlerle öğrendim. Cahilliğimi mazur görün. Estağfurullah. Şimdi Estağfurullah. Böyle bir rüya görüldüğü zaman ne anlatılır, ne söylenir? Şimdi orada zaten hani abisiyle yengesi vardı zannedersen. Evet. Ya da kız kardeşi, eniştesi, bilmiyorum ama burada o iki kişinin sıkıntısı var. Öyle bu, mi? Evet, bu iki kişi sıkıntısını ya bu kardeşimize açıklayacak ya da bu kardeşimiz onları biliyor. Tavaf etmeleri, bunlar eğer ki tam sabit bir fikirle duasına devam ederse bu sıkıntıdan kesinlikle kurtulacaklar. İnşallah. Çünkü oradaki problem bana göre yani ailevi bir problem var bu işin içerisinde. Kabe'nin olması ise Allah'a sığınmak, tamamıyla her şeyi yerine yani yoluna bırakmak, su akarını bulur derler ya. Yolunu Cenab-ı bulur. Allah en güzelini yapandır yani. Demin ki gelinlik gibi. Ne kadar yırsalar yine de gelin kızımız evlenmiş. Hocam. Allah'ın takdiri yerine gelmiş yani. Harikasınız. Evet. Sen ne yaparsan yap ancak geciktirirsin. Allah'ın planı. Allah yazdığı sürece evet. hiçbir şeye engel olamazsın. Planı işte. Sadece dediğiniz gibi evet. gelinliği yırtarsın evet. ama o nikah gerçekleşir. Gerçekleşir. Ama öyle ama böyle. Böyle. İstanbul'dan telefonumuz var. Alalım hemen. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Ay ne güzel canlı bir ses. Hoş geldiniz. İyi günler hanım. İyi günler. Ay, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Buyurun. Sizden de inşallah. Ne oğlum, hocam bir sorum olacaktı ama. Hatta iki tane izin verirsiniz. Bir tane alıyoruz. Bir rüya. Evet. Şimdi sizin rüyalardan dizi çıkar. Ben anladım yani. Bir tane alıyoruz. Çok heyecanlı şu an. Ben rüyamda sürekli normal şey görüyorum. Araba sürdüğüm, araba kullandığımı görüyorum. Araba kullanıyorsunuz. Evet, çok görüyorum rüyayı ama. Şimdi hocam sorar, araba ne renk, markası ne? Kaç kilometreyle gidiyorsunuz? Soracak mısınız hocam? Sürekli araba kullandığımı görüyorum yani. İçimde bazı kişiler var. Çok mutlu oluyorum. Yani arabam yok hani normalde ama. Peki normalde araba kullanmıyorsunuz, ehliyetiniz yok. Ehliyetim var, sakat arabam yok. Arabanın, evet. Allah nasip etsin evet. inşallah. Hocam tamam. ne diyorsunuz? Evli bir bayan galiba. Evli misiniz? Evet, evet, evliyim. Evli. Bu rüyaya göre evli. Şimdi şöyle diyeyim ben size. Siz ne isterseniz bundan sonraki birkaç ay içerisinde inşallah rüyanız bu şekilde tahakkuk eder. Ne isterseniz o olur. Eşiniz sizi kırmadan dediğinizi yapacaktır. Öyle mi? Hayırlı evet. olsun. Araba kullanmaya devam. güzel rüyalar bunlar. Evet. Hakikaten öyle. Yani şey midir hocam? Yani tabii. Kadının, rüyada bir kadının araç kullanması. Mesela başka seyircimiz daha sormuştu bana İbn-i Instagram'dan. Sihir, hızlı evet, araç kullanıyorum evet. diye. İbn-i Sihir, o daha tez yetişecek demek ki. Şimdi İbn-i Sihir şöyle diyor. At arabası kullanan ya da at kullanan bir hanımefendi için yorum yapıyor. Yani İbn-i Sihir ya da Nablusi. Yani aslında evet, bunun hani adı. Biz de o aracı ya da at arabayı araca bağlayarak söylüyoruz. Eğer hanımefendi otobüs sürmüş olsaydı. Otobüs olacaktı. Yok, şöyle diyeyim. Eğer otobüs sürmüş olsaydı hanımefendi, hem ticaret boyutu, hem evlatlarıyla, hem eşiyle beraber çok mutlu, uzun bir geçireceği durumları yaşayacaktı. Yani mutlu ve uzun yaşayacağı bir döneme girecekti yani kendisi. Şimdi bir seyircimiz, evet. ismini buraya yazmış ama ben buradan açıklamayacağım tabii evet. ki ama
rüyasını söyleyeceğim. İlk göz ağrım sevgilimi görüyorum demiş rüyamda durmadan. Ama şu anda evliyim. Günaha girdiğimi biliyorum ama yorumumu istiyorum demiş. Şimdi günaha giriyor mu? Hayır tabii. Bu bilinç dışı bir şey değil midir rüya? Şimdi rüyaya yani o istediği kadar yani desin ki resmini karşısına da katsa, videosunu da izlese, aman rüyama gelsin dese yine gelmez. Kendiniz öyle Allah isterse olur yani. Şimdi orada kendisi suçlu değildir. Zaten bunun örneği de var. Tabii. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşanan. Yaşanan olaylar da var. Aynı zamanda şu da var. Hani yine ben bunu yine söyleyeyim de. Rüyada sadece amel edilmeyen nokta, kişi orada hırsızlık yaparsa, zina yaparsa, kötü bir şey yaparsa, içki içerse, alkol kullanırsa rüyanın içerisinde, bunlar günah defterine, amel defterine yazılmaz yani. Amel edilmeyen nokta bu. Ama hangi rüya çıkar, hangi rüya çıkmaz, o artık Cenab-ı Allah'a kalmış bir şey. Fakat bir mesaj geliyorsa bunun ufak da olsa, yani kırıntısı ufak da olsa vardı, bir kırıntısı vardı. Yani. O muhakkak bir yerde tecelli edecek yani, çıkacak ortaya. Hmm, peki. Fazla derine girmiyorum. Yani bir kadın evet, zina ettiğini görüyor rüyasında ve Efendimiz evet, Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor. Ben çok büyük bir günah işledim ya Resulallah diyor. Ne yaptım? Böyle böyle, hayır diyor, günahı yok. Üzülmene gerek yok. Çünkü o hocanın dediği gibi evet, yani fiiliyata geçmiş bir şey değil. O zaman galiba hanımefendi boş boşuna kendini rahat yıpratmasın. Olsun. Yok, yıpratmasın. Çünkü özellikle tabii onu belirtmiş. Aynen. Hadi diğer telefonumuzu alalım hemen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurhan Hanım. Buyurun. Öncelikle Peygamber Efendimiz en hayırlınız insanlara faydalı olunuz diye buyurmuştur. Ben sizin de bütün hafta içi olan konuklarınızın bize verdiği... Ne tatlısınız. Kusura bakmayın. Ne tatlısınız. Yani, biz ne demek istediğinizi çok iyi anladık. Çok güzel şeyler anlattıkları için çok teşekkür ediyorum. Allah evet, razı olsun. Rüyam şöyle benim. Sağ olun. Bir an bir gelenek giyiyorum. Giyecekmişim giyiyorum hatta. Sonra da eşimin aynı rüyada gelenek yok üstünde. Boğazına mor saplı bir bıçağım var. Onu böyle dayadığını görüyorum. Uyanıyorum. Ben anlayamadım. Üzülüyorum. Bazıları çıkıyor. Şimdi ben çok özür dilerim. O da kafama takıldı. Affedersiniz. Alo. Efendim. Çok evet, hızlı konuştuğunuzdan anlayamadım. Siz rüyanızda ne giyiyorsunuz? Beyaz gelinlik giyiyorum. Beyaz gelinlik giyiyorsunuz. Sonra tamam. Evet, kocanızın... Daha sonra eşim mor saplı bir bıçakla, gelinlik yok. Aynı gece. Boğazıma bıçak dayıyor. Bu mutfakta kullandığım bir bıçak. Hani pek iyi söylememişti ya hocamız, o kafama takıldı. Bir de gümüş yüzük görüp sonra toprakta, daha doğrusu kapakları sökülmüş beyaz. Dur, tek tek gidelim. Tek tek gidelim, çok uzun oldu. Bir kere şunu söyleyelim. Siz evlendikten sonra mı gelinlik halinizi gördünüz? Evet, evet. Tamam. Benim ikinci bebeğim de var şu an. Hocam ne diyorsunuz? Evlenmiş, kendisini tekrar gelinlikli görüyor. Şimdi zaten kardeşimiz söyledi, bebek var dedi. Hı hı. Yani birinci görmüş olduğu rüyada beyaz bir gelinlik giymesi kişinin bir muradı, bir dileği oluyor. Allah izin verirse. İnşallah. Evet. Halbuki halk arasında ne derler? Beyaz gelinlik giyersen kefenin vardır. Evet. İşte yakında öleceksin. Öyle bir şey bak, yorum farkına tabii var. Evet, öyle bir şey yok. Sarı gelinlik giyse bir tehlike arz eder. Nedir? Sağlığına dikkat etmesi gerekir. Doktora gitmesi gerekir. Bununla alakalı uyarı gelir. Peki eşi mesela mutfakta kullandığı mor saplı bıçağı boğazına dayamış. Allah hı-hı göstermesin. Evet. Bu ne anlatır? Eşiyle kendisinin yapmış olduğu bir hayal var. Yani bir programları var ya da bir planları var. Bıçak olması Allah izin verirse tez zamanda bunu geliştirecekler. Sen bıçak... Peki. Teşekkür ederiz. Bize hocam. Bak. Tat 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 tat. Mor saplı. Çivi, sabun, bıçak. Mor, evet, nasıl açıklıyorsunuz mor hocam? Mor saplı. O geçti geçen haftaydı o. Bana ne? Şimdi hocam, mor saplı bıçak. Mor saplı evet. Ha, bak kırmızı mor olsaydı. Şimdi kırmızı olsa tehlike arz edecek. Mor saplı olması yani kendi yapmış oldukları plan. Yani evle ya da hayatlarıyla alakalı, işleriyle alakalı, güçleriyle alakalı yapmış oldukları plan. Yani çocukları için eğer ya da kendileri bir ev, bir şey düşünüyorlarsa bunu alacaklarını gösterir. İnşallah. Evet. Ama ben yine şu şey meselesini çok merak ediyorum. Buyurun. Çivi, bıçak, sabun. Sabun. Evet, evet. Bu üç rüyayı, hı-hı, üç rüya demişim. Bu üç nesneyi evet, rüyanızda gördüğünüzde evet, size bir geçmişte şeyden de haberdar ediyor. Bir iki hafta içerisinde geçmişte de görebilirler demiştik. Evet, geçmişte evet, de görsen. Evet. Zaten bir daha söylerseniz kesin göreceğim Nur yani. Bak hayır ama bir şey söyleyeceğim. Ne söyledik? Etkiliyor gördün insan mü? Etkilendin mi? Ha, gördün mü? Görmedin. O çünkü uyuyamadım. Seninle görüştük, görüşelim. Sen, evet yani kutsal topraklarda gerçekten çok güzel videolarını paylaştın. Bir reklama gidip geliyorum. Üç nesneyi sonra da açıklıyoruz, olur mu? Evet, programımızın sonunda üç nesneden bahsettik evet, ya. Bıçak, evet, çivi ve sabun.
Rüyada birbirine sabun vermek ya da birbirine sabun göstermek her halükarda ayrılık, arayı bozma, fitneci, fesatçı insanlarla karşılaşmak. Pastı çivi, çiviyi pastı görmek, evlatlarınızla sizin aranızı açmaya çalışan ya da iş ortaklarınızla aranızı bozmaya çalışan birileri var olur. Diğer nesnede ne demiştik? Sabun. Yok. Bıçak, çivi, sabun. Bıçak sizin yapacağınız iyilikleri, sizin yapacağınız güzelliklerin önüne geçmeye çalışan ya da sizi arkanızdan vurmaya çalışan bir takım insanların var olacağını gösteriyor. Biz üç nesneyi de söyleyelim. Efendime söyleyeyim, saat, paslanmış saat, sarımsak ve dar ayakkabı görenler şu iki haftaya çok dikkat etsinler. Bir daha söyleyin. Sarımsak, dar ayakkabı ve efendime söyleyeyim saat, paslanmış saat ya da büyük saat, eve astığımız saat. Doğru. Bunları gördüğümüzde çok dikkat etmemiz lazım. Ne yapacağız peki? Onu da söyle de o da göre şey yapalım yani. O da gelecek haftaya kalsın. Hocam da her şeyi gelecek haftaya sarkıtıyor. Ama doğru söyle, vaktimiz de kalmadı. Ömür var ol gelecek evlerinize. Kapatmazsanız televizyonlarınızı, Türkiye ve dünya gündemindeki son gelişmeleri aktaracak size ve bizlere tabii ki. Ömür var olu izlemeden herhalde güne devam etmiyorsunuzdur, öyle tahmin ediyorum. İkbal Gürpınar, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta kitabım çıkmış olacak. Süper. Kitapla o zaman seni İnşallah. Ağırlayacağız burada. Tamam. Önümüzdeki hafta İkbal'in yepyeni kitabıyla taze. Adı neydi kitabın? Kadınsın Korkma. Ne diyor? Kadınsın Korkma. Ama içerisinde mutlaka bize önerilerin vardır değil mi? Mehmet Emin Kırgil hocama çok teşekkür ediyorum. Çok. Hep yayın bitiminde en büyük teşekkürüm. Beni burada, beni ve konuklarımı yalnız bırakmayan siz sevgili seyircilerimize yarın inşallah çok kıymetli hocamız Zafer Akıncı ile burada sizlerle birlikte olacağız. Ve ruhumuzun doktoruyla yine hayatın içerisinden bir konuyu burada masaya yatıracağız. Hoşçakalın.